Sinefil kafasından herkese merhaba. Uzun zamandır verdiğimiz en çok beklenen seriyiz. Yönetmen dosyasının 11.siyle karşımızdayız. Evet, bu sefer karşımızda çok popüler bir yönetmen var. Zaten şu an gündemdeyken onun dosyasını yapmak en uygun olduğunu düşündük. Kim? Mastermind. Christopher Nolan. Yani tabii artık kafalar karışıyor. Ben hep böyle Christopher Nolan konuşup överken yani son filmiyle ulaşan olumsuzluğumuz vardı onun üzerinden, ama genelde bu videoda yönetmen dosyası serisinde aslında objektif konuşmaya çalışıyoruz. Her şeyi irdeleyerek kişisel görüşüm bu demekten ziyade videonun yararlı bir video olacağına inanıyorum sonunda. Evet, sizler için özellikle ben Chernobyl tişörtümü çıkarttım. Halil de kolundaki siyah saati çıkarttı. Gelen yorumlarda birisi demiş ki şunun kolundan şu saati alın. Gözüm boyu ne falan filan neyse. O halde hadi hemen biz yönetmen dosyamıza geri dönelim ve Nolan'ın filmlerinin özellikleriyle başlayalım. Nolan filminin özellikleri nedir? Ya Christopher Nolan nasıl bir yönetmendir? Özellikleri nelerdir? Aslında videoda da gideceğimiz üzere iki ayrı dönemi var. İlk başlarda aslında daha çok bir sanki bağımsız yönetmen gibiydi iki filmleri. Following, Memento. Yani prestije giden süreçte diyelim bunlar. Hatta filmleri Sundance'da falan direkt ilk çıkışlarını falan yapıyorlardı. Evet. Gitgide daha sonra blockbusterların yönetmeni haline geldi. Fakat bence zaten her zaman aslında yapmak istediği sinema o şekildeydi. Yani bütçe buldukça üzerine koyarak, daha onu artırarak ve her şeyini, mesela geçen Memento'yu izliyorum. Oradaki müzik kullanımına bakıyorum. Son filmlerine bakıyorum. Artık ekibi kurmuş. Daha çok özellikleri neler dersin? Evet, yani müzik kullanmayı çok seviyor. Kesinlikle çok seviyor. Bence çok da iyi kullanıyor. Filmleri içinde. Özellikle duyguları verirken müzikleri kullandığını düşünüyorum. Bunun dışında aslında filmlerinde böyle kurgu oyunları yapmayı çok seven bir yönetmen. Ve hatta filmde bir şeyi saklama üzerine de aslında sürprizleri seven bir yönetmen. Ama her filmde mesela sona saklamıyor bu sürprizleri. Genelde mesela bir sürprizi ortasında verip sonrasında kurgu oyunlarıyla acaba bu nasıl noktalanacak diye merak unsurlarıyla devam eden bir filmografisindeki filmler böyle yorumlanabilir. Ayrıca sinemaya her zaman bir yenilik getirmeyi seviyor. Yani kendi isteğiyle, hani daha önce bu sinemayı yapanlar olsa bile, mesela birileri dediğin gibi bir şeyi görsel efektle mi yapıyor? Diyor ki bunu gerçekten işte uçağı orada patlatacağım mesela, tamam mı? Ya da IMAX'i herkes 3 boyutla mı veriyor? Benimkinde 3 boyut olmayacak. Kesinlikle öyle bir şey var. Ya da getirdiği çekim teknikleriyle, yani Inception'daki olsun, Tenet'te olsun, hani sinemada yapılmamış bir aksiyon tekniğini yapmaya çalışıyor. Ben ona şey diyorum, böyle buluşları var. Sinemada evet, buluşlar yaratıyor. İşte geriye sarma, ne bileyim rüyalar içinde katmanlar, işte bir yerden filmi tersten okuma. İşte böyle farklı farklı oyunlarla, kurgu yine oyunlarıyla beraber birleştirerek kendine has bir oyun sergiliyor. Bir de Nolan'ın şöyle bir şeyi var. Kendine kurallar koyuyor her filmde ve bu kuralların dışına çıkmıyor. Yani öyle disiplinli bir yönetmen diyebiliriz. Zaten Hollywood'a söz geçiren birkaç yönetmenden biri. Çünkü genelde çoğu memur yönetmene dönüşüyor. Nolan biraz gözünü dinlettiği için aslında şu an gözlü yönetmenlerden birisi. Yani para yatırılacaksa gözünü kapalı bir şekilde direkt Nolan'a yatırıyor insanlar. Ya aslında başlarında bu Following, Memento, hatta Batman serisi. Bunların hepsinde aslında bir aslında kara film motifini arkasına aldı. Bunun üzerinden filmografisi ilerledikçe işte bunları türlere, polisiye, bilim kurgu, fantaziya gibi janrlara yaymaya başladı. Yani tabii bütçesi büyüdükçe sinemasının hacmi de büyüdü. Bu kimlerine göre çok olumsuz bir şey olurken, bana göre belirli bir yere kadar aynı kaliteyi blockbuster'da da yakaladı aslında. Zaten heyecanlandırıyor direkt. Yani Nolan filmi diye fragman çıktığı zaman kalpler böyle atmaya başlıyor bir anda. Aa, ne çıkacak şimdi karşımıza diye. Tabii ne olduğu da belli değil. Pandora'nın kutusu gibi böyle kapalı bir şekilde fragmanlarında karşımıza çıkıyor. Bunun dışında çok iyi oyuncu kadroları kuruyor. Yani filmlerde tartışılır uyum sağladıkları falan, ama yine oyuncu kadroları çok iyi oluyor. Bunun dışında Jonathan Nolan'la beraber çalışıyordu bir sürü filmde, onunla çalıştı. Onun genelde onunla çalıştığı senaryolar daha böyle beğeniyle karşılanan filmler ortaya çıkardı. Nolan, dikkat ederseniz, kendi yazmaya başladıktan sonra bir anlamda aslında senaryolarında böyle
daha özü alması, daha kısalttı diyalogları böyle, daha diyalogların özünü almaya başladı. Özellikle gittikçe kısalıyor filmdeki diyaloglar böyle. Direkt şey işte, daha önce Tenet videosunda da bahsettiğimiz gibi, işte bir şey söylüyor, pat 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 pat, ara cümleler, diyaloglar yok oluyor direkt. Böyle akış sağlayacak diyalogları kesiyor kendi senaryo yazdığında. Böyle bir yöne doğru senarist olarak ilerledi. Hep bir şey diyorum yani, bellek... Benim zaten yazım da vardı, bellek kurgu ilişkisi diye onun üzerine. Yani bellek her zaman çok önemli. İlk filminden başlıyor da, Following'de. Ve Memento ve Inception gibi filmlerini zaten bellek üzerinden yürüten ve bunu kurguyla uyumbaz hale getiren şeyler yaparken Batman serisi ve Insomnia haricindeki filmlerinde de hep aslında bu geleneksel hikaye kurgusunu ters yüz eden filmlerle uğraştı. Ona bakarsak yani en son, en aslında ana hatlarıyla düz diyebileceğimiz Dunkirk'ü bile o şekle soktu yani. Ya bir de şeyi de çok takmış durumda, bu bellek demişken suçluluk, vicdan, bunun gibi konular üzerinden çok fazla gidiyor. İnsanların sürekli çektiği acıları, duygusal şeyleri hikayelerini katman olarak koyuyor böyle temaları. Çünkü mesela en aksiyon dediğimiz filminde bile duygusal yoğunluğun olduğu filmler olduğunu görüyoruz. Bu da küçük bir bağlantı ama hep Following'i çekme sebebi olarak Nolan'a şey derler hani, Nolan'ın evine hırsız girmiş. Muhabbet. Hırsıza da bakarsan aslında yani Following'deki tema fikir hırsızlığı üzerinden gidiyorsun. Sonra bakıyorsun Inception'da rüya hırsızlığına. Following'de hırsızlardan birinin adı Cobb. Inception'da Leonardo DiCaprio'nun başrolü adı Cobb. Hani böyle böyle oyunlar çok var. Hatta biz en son Tenet videomuzda birisi şey yazmıştı hani işte Sarto, Opera bilmem hani böyle hep kelime oyunları. Ya işte oradaki polidronları direkt evet, şey. Evet. Inception'da 7 karakterin adının baş harflerini birleştirince Dreams oluyor vesaire gibi şeyler. Uzun bir video olacak. Christopher Nolan'ın şu ana kadar olan 11 uzun metrajını konuşacağız. İlk filmiyle, her şeyi başlatan filmle başlayalım. Following. Onun ilk filmi Following aslında kısa bir film, 69 dakikalık bir film ve bunu çok düşük yani $6,000 gibi inanılmaz düşük arkadaşlarından falan para toplayarak çekiyor o zamanlar okuduğum. Zaten akrabaları falan da oynuyor. Evet, akrabaları var. Yani aralarında para toplayıp çekiyorlar aslında ve 16,000 metrekareyle çektiği iddiasız bir film aslında fakat daha sonra film o kadar da iddiasız gelmiyor. Yani. Hatta ben jeneriğine baktım geçen. Jonathan Nolan işte orada producer bilmem ne birkaç tane rolde falan çalışmış falan böyle. Direkt aile içi bir film gibi gözüküyor ve film siyah beyaz çekilmiş. Yani siyah beyaz film çekmek zordur ama aslında ilk filmler için de avantajlı sayılır. Çünkü görsel siyah beyazın böyle kendine has bir görsel estetiği vardır. Nolan da birazcık bunu kullanmayı yeğenmiş. Zaten bundan bir sene önce bir 3 dakikalık onun meşhur kısa filmi var ya, Dadılbak. Orada oynayan Jeremy Theobald zaten bunun filmin başrolü yani. Orada bir arkadaşım var artık ne bilmiyorum, onu araştırmadım. Ondan sonra onunla yapıyorlar. İçeride oynayanlar zaten ilk defa filmde oynayan, aslında profesyonel oyuncu olmayan kişilerden oluşuyor kadro. Şeyi seviyorum yani Following genelde baktığında bütün yönetmenlerin, ileride büyük olan yönetmenlerin döndüğünde hani ilk film bu mazur görün denilecek hataları aslında büyük oranda da sapmayan bir film. Yani bir ilk filmini çekip gerçekten çok fazla şeyi başarmış bir film olarak görüyorum. Ben bunca amatörlük, bütçesizlik içinde bile yine nasıl bir aslında yetkin bir yönetmenlik hüneri gösterebileceğin bir film. Ya filmde özellikle zaten senaryo ve yine kurgu oyunlarıyla değişik bir atmosfer yaratmayı başarmış ama ben yine de filmografisi açısından en amatör filmi diyebilirim. E tabi. yani filmin zaten görsel açıları vesaireler o kadar profesyonelce değil ve oyunculuklar da o kadar iyi değil bence filmde. Ama yine de sonuçta hikayesini sunarken çok da sıkıntı çekmemiş. Üç farklı koldan akan bir hikaye sunuyor bunda aslında. Bir kurgu akışı lineer değil yine ilk sinyallerini. Ya Memento'nun öncelikli amatör bir altyapısı olarak yorumlayabilirsin yani. Bundan sonra Memento'yu çekip çok daha aslında istediğini yapacak. Profesyonel oyuncularla Guy Pearce, Carrie Ann Moss. Bir sonraki amacına zemin hazırlamak açısından çıkış yaptığı film. Aslında çok fazla da ben şey görmüyorum hani kimileri Memento'dan sonra tüm Nolan filmografisinde bu filmi koyar falan. Bence öyle o kadar önemli bir film değil aslında. Ya sadece, bence de değil ama mesela temellerini atmak amacıyla sonraki filmlerin. Mesela
şey de söylenir çok fazla. Inception'ın temelleri bu filmde atıldı diye derler ama onda nasıl direkt böyle yaklaşırlar? Mesela orada şöyle bir şey vardır filmde. İnsanların evlerine gizli gizli girerler Following'de ve oradan çok önemsiz eşyalarını çalarlar filmde. Direkt aslında bu şey gibi düşünüyorlar. Inception'da da herkes bir değerli eşyayı uyanırken şey yapıyor ya. Evet. Ya onunla bir bağlaştırıp paralel kurduklarını söylenebilir. Bunun dışında işte o filmdeki cop karakteri insanların evlerine bakıp işte insanları araştırıp onların nasıl hareket edebileceğini söylerken her insanın kendi bilinç kutusu vardır gibi bir şey kullanıyor aslında. Orada öyle bir hikaye anlatıyor. Bu da aslında Inception'da gördüğümüz rüya katmanlarına gönderme yaptığını söyleyebiliriz. O filmde bir de şeyler de var mesela ilginç ayrıntılar. Belki bu planlanmamış olabilir ama Nolan'ın daha önceden yaptığı mesela Batman çıkartması var. Hiç dikkat etmiş miydin Paul'un? Yok hatırlamıyorum. Duvarda bir Batman çıkartması vardır. Sonra Shining filmine gönderme yapar. Mesela aslında Nolan bir sürü filme de böyle gönderme yapabilen bir insandır. Hatta şey daha sonraki filmlerinde de göreceğiz. Başka filmlerle benzer sahneleri çektiğini de söyleyebiliriz. Onun sinemasındaki işte bir heyecan verici bir bağımlılık buldum der ana karakter. Ve sonrasında kendine kurallar koyar. Ama bu kuralların dışına çıkıldığında işlerin karışacağını söyler. Bu sorgu sahnesi vardır ya Following filmde. Öyle bir sahneyi söyler. Nolan'ın sinemasında da aslında böyle şeyler var. Sürekli kurallar koyuyor ve sonrasında bunun dışına çıktığında, bir sapma olduğunda işlerin karıştığı bir senaryo kurgusu kuruyor kendine. Bu filmde de bunu görmüş oluyor. Nolan bu filmde kronolojiyi de karıştırarak aslında kendi kendine detaylarla eğlenir. Bill diye bir karakter var mesela. Onun saçının uzunluğu, kısalığıyla aslında zamanda atlamalar yapar. Elbiselerin kısalığı, farklı stilleriyle ya da ne bileyim insanların yüzündeki morluklarla vesairelerle aslında hangi zamanda olduğunuzu size belirtir. Tabii filmde dikkatli olmanız lazım yoksa bu ayrıntıları yakalayamayabilirsiniz. Following'in bir de şöyle de söyleyebiliriz. Biraz spoiler olacak ama bu zaten bölümde spoiler bolca var. Filmi aslında bazı açılardan olan şüphelilere de benzetebiliriz. Çünkü filmdeki karakterlerden birisi aslında olan şüphelerdeki gibi seyirciyi bolca yanıltılacak ipuçları verse de sonunda seyirci ters köşe yapan bir finalle sonlanıyor ki oradaki karakterde olan şüphelilere gönderme olabileceğini söyleyebiliriz. Sonuçta olan şüpheliler daha önceydi diye hatırlıyorum. Filmin finalindeki mesela şey vardır, kalabalığın arasına karışarak yok olan bir karakter vardır. Bunu birazcık aslında Taxi Driver'ın finaline de benzetebiliriz. Taxi Driver'ın finalinde de böyle bir final vardır. Bu bize ne anlatır? Hep böyle işte insanları kandıran ve oyunlar oynayan insanların aslında aramızda olduğunu ve her zaman aramıza karıştıklarını simgeleyen bir sahnedir bu. Yani kısaca Following aslında Nolan sinemasının temellerini ilk atan filmlerden birisidir. Zaten yıldızlığa ulaştığı filmi Memento da şimdi sırada. Evet, Memento filmini ben sinemada izlemiştim. Şanslısın. Salonda sadece iki kişi vardı. Ve film ilk başladığı andan itibaren ne olduğunu anlayamıyordunuz ki sonradan açılmaya başladı. Çünkü film tabii ki meşhur bir şekilde herkesin bildiği üzere tersten başa doğru giden bir filmdi. Ters lineer bir kurguyla ilerleyen bir filmdi. Yani bu aslında Christopher Nolan'ı tüm dünyaya tanıtan film. Şeyden yola çıkıyorlar yani Jonathan Nolan'ın Memento Mori adlı kısa hikayesinde. Yani hep senaryolarda aslında Jonathan Nolan'ın esas beyin olduğunu söyleyenler vardır ki ilk büyük şeyleri de onun hikayesinden çıkıyor. Zaten Jonathan Nolan, Christopher Nolan arasında şey varmış. Ben yazayım sen çek, ben yazayım evet. Sen çek gibi bir aslında tam Coen kardeşler olacak bir yapı varmış ama olmamış. Following'de ele aldığı insan psikolojisi ve kara film motifini burada Memento'da bellek temasıyla birleştiriyor baktığın zaman. Zamanı tersine çevirerek bu izleyiciyle hafızasını kaybeden karakter arasında eş zamanlı bir algı yaratan bu kurgusunu yine bellek üzerinden sahnelerce devam ettirerek aslında çok devrimci bir kurgu bence. Geçen günlerde yeniden izledim. Gerçekten kurgusu bayağı filme yön veren bir kurgu bu bağlamda. Hiç sarkmıyor. Araya giren şeyleri çok güzel oturtuyor. Filmin ana hikayesi zaten sürprizli bir şekilde ilerlerken arada siyah beyaz şeyler var. Orada aslında bir telefon konuşmaları yapan bir karakter var baktığınız zaman. Fakat sadece o konuşmanın üzerinden bile bunu bir sürprize dönüştürmeyi başarıyor. Yani senaryo yazımı, replikler bazında da çok çalışılmış, çok fazla kafa ütülenmiş bir yapım.
Zaten filmi aslında düz olarak izlediğinizde çok fazla ayrıntı bulabiliyorsunuz. Çünkü film geriye gittikçe aslında böyle ayrıntıları kaçıracağınız bir yapıda. O yüzden birkaç kez izlemeniz gerekebiliyor. Zaten film noir öreler var dedin. Bunların en temel noktalarından birisi de aslında şeydir. İpek takım elbisesiyle karısının katilini arayan bir adam genelde film noir temalarında çok fazla kullanılır. Bunun dışında Carrie Ann Moss'un karakteri bayağı femme fatale denilen karakteri biraz uyar aslında. Evet. Direkt aldatan kadın olarak karşımıza çıkar. Yani ilk başta izlediğinde tabii bir noktadan sonra değişiyor aslında. Karakter o şeyi direkt alıyor sonra istikam kadar. Çok fazla aslında dediğim gibi hani şu an tabii günümüzde yaptığı büyük sinemaya bakarsak öyle gösterişli bir sinematografi olmadan burada çok fazla imajlar üzerinden giden bir sinematografisi var. Baktığın zaman hani aslında her görsel böyle aklında kalıcı. Onu kurguyla beraber çok güzel süslemişler. Hani her kalp yarısının suratındaki yaralardan, saçındaki şeye kadar her şey bir sinematografiye bir şey katıyor baktığın zaman. Yüzünde böyle morluklu birisi görüyorsan, ertesi sahnede direkt o morluğun nasıl yapıldığını gösteriyor ya, böyle ters kurguda ilerlerken aslında size tahmin oyunu da oynatıyor. Direkt yapbozunu karşınıza sunuyor. Karakterimiz tabi yaşadığı durumdan dolayı geçmişin tüm hatıralarından yoksundur. Buna tazminat olarak yakın geçmişteki şeyleri bize sunar. Tabi zaten sinematografik bir estetiği vardır, şöyle diyelim. Mesela yazı ve görsellik olarak birbiriyle ilişkisini bize çok güzel sunar. Özellikle dövmelerdeki yazılar, fotoğrafların altındaki yazılar ve fotoğrafçılık üzerinden de ilerleyen bir farklı sanat dallarının üst üste harmanlandığı bir yapı da mevcuttur. Bir de burada yaptığı çok zor bir şey. Yani her 10 dakikada, 15 dakikada bir hafızasını unutan karakter üzerinden bir de tabii kronolojiyi tamamen tersine çeviren bir kurgu akışı yapıyorsun. Burada aslında hani çok böyle dikkatli seyircilerin kolayca eleştirileceği şeyler olabilir normalde böyle bir senaryo düzeninde. Fakat gerçekten her bir detayı çok üzerinde durarak, canlının onunla büyük ki, mantıksal açıdan böyle kafamın yapmadığı çok fazla şey kalmıyor. Baktığı zaman boşlukları iyi doldurdukları filmlerde. Zaten Tenet'in geriye saran yapısını da aslında daha önce yapmıştı derler ya Nolan. Evet. Memento'da zaten parası yokken daha böyle düşük imkanlarla bunu çıkarmıştı. Yani iyi de yapmış zaten. Tenet'te kendini tekrar ettiğini söyleyen de çok kişi vardır o yüzden. Farklı farklı filmlerde de ilişkilendirmek işte mümkün mesela. Mesela şey Leonard Shelby karakteri Guy Pearce'ın oynadığı yeni anılar oluşturamıyorum der. Bunu söylerken işte söylediklerinin söylenip söylenemediğini hatırlayamadığı için söyler. Bunu birazcık şeyle de ilişkilendirebiliriz. Altıncı histeki çocuk karakter vardır ya, ölü insanlar görüyorum der. Ama bunu da bilemeyiz. Çünkü çocuğun yalan mı söylüyor, gerçek mi söylediğini anlayamıyoruz. Tabii bu iki karakter arasındaki ilişki ikisinin de böyle çıkmazlarda olmasından kaynaklı olarak benzeştirebiliriz. Çok zorlama gelen de olabilir bu benzeştirme. Ama birisi zaten metafiziki bir öğeden ortaya çıkar. Öbürküsü daha bir gerçekliği karşımıza sunar. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Teddy karakteri Joe Pantoliano muydu? Neydi? Evet. Evet bir şey. Ve işte Carrie Ann Moss'un karakteri Natalie vardır. İkisinin de aslında ana karakterimize, Leonard'a karşı davranışları çok tuhaftır. İşte geriye gittikçe aslında çok neşeli davrandığını vesairesini hep görürüz. Ama bu neşeli hareketlerin aslında filmdeki kötülüğü temsil etmesi ilginçtir. Çünkü karakterin zihin problemleri nedeniyle, hafıza problemleri nedeniyle kullanıldığını görürüz aslında. Bu açıdan da aslında filmin karanlık bir tonunu işte neşeyle, kahkahayla verilen tuhaf bir döngü içine sokar. Bu arada filmin en büyük özelliklerinden birisi aslında film bittiğinde mesela şey olur böyle, çok fazla sürpriz falan karşımıza çıkmaz. Çünkü normalde aslında normal düz bir günü izliyoruzdur. Ya bir de aslında kronolojiyi çevirdiğin için filmin aslında sonu zaten başında görüyorsun. Yani dolayısıyla evet sürpriz hani başa, en başa olayın gidiyor ama yine seni şaşırtıyor tabii de. Değişik görmediğin bir şeyi izlediğin için zaten bilmiş oluyorsun yani. Ya mesela Gaspar Noé'nin Dönüş Yok filminde de aynı şeyi yaşarız. Orada geri gittiği için mesela en başına geldiğinde bütün travmayı yaşadığınız için sonrasındaki sadece böyle işte yaşadıklarımızın yorgunluğu içinde böyle ekrana bakmak olur. Bu filmde de Memento'da da bunu görebiliyoruz. Filmin final kısmına baktığında Leonard aslında bir o kurgu içerisinde bir küçük bir flashback var. Hayal görüyor. Yani karısıyla beraber yatıyorlar ve Leonard'ın o sahnede vücudunda dövmeler var. Aslında normalde
o olaydı. Olmaması lazım. Olmaması lazım çünkü dövmeleri aslında karısı öldükten sonra yaptığı için böyle bir şey var. Bunu hayal olarak yorumlayabiliriz. Zaten orada gösterilen dövme de I have done gibi böyle. Sanki başardım diyor orada işte. Bu başarmayı peki nasıl yorumlayabiliriz? Birinci yorum olarak şey diyebiliriz. Sonuçta buradaki Leonard karakteri karısının intikamını alıp birisini öldürdüğü için başardım, senin intikamını aldım gibi bir yorum verilebilir. Öbürküsünde de işte Leonard'ın sürekli yakın geçmişi unuttuğu için, yani her şeyi unuttuğu için daha doğrusu, işte başardım derken aslında bunu unutacağı için olayları başardım, sen tekrardan bu işe girişme gibi bir kendine ünlem olarak da kullandığını söyleyebiliriz. Böyle ikilemlerde kalan bir karakter zaten. Zaten filmin genel kurgusunda notlarının bile aslında kendisine yardım etmekten çok zarar verdiğini de görüyoruz bolca. Tabii bir üçüncü teori olarak da şunu sunabiliriz. I have done'da aslında başardım derken karısını da iğneyle öldürdüğünü düşünürsek, yani bilmeden, istemeyerek öldürdüğünü düşünürsek, sanki ben yaptım bunu diye kendi pişmanlığını, suçluluğunu hatırlatması için de bu dövmeyi yaptırdığı söylenebilir. Memento'dan sonra Nolan'ın aslında biraz daha Hollywood'un içine girişi, Al Pacino, Hilary Swank gibi oyuncularda barındıracağı Insomnia filmine geçiyoruz. Insomnia, aslında kariyeri boyunca hep filmlerin senaryosunu kendi ve kardeşiyle beraber yazan Nolan, ilk defa bir uyarlamaya girişiyor burada ve senaryo kendilerine ait değil. Değil, bayağı bir remake film. Evet, Erik Skodersberg sanırım yönetmeni, 97 yapımı bir film. Evet. Onun yeniden çevrimi. Filmi yakın zamanda izledim. Evet. Bayağı birebir aynı film. Yani sadece Nolan böyle işte kalite katmış, biraz görsel estetik katmış. Hı-hı. Filmi daha böyle, çok zaten İskandinav film olduğu için soğuk renkler, mimiksiz oyunculuklar, bunun gibi oyunculuklar görüyor. Nolan filminde mesela iki karakteri karşılaştırmamız gerekirse, başrolde Stellan Skarsgård oynuyor. Öbürküsünü Al Pacino oynuyor karakteri. Stellan'ın oynadığı karakter inanılmaz sessiz, mimiksiz, klasik, tahmin edersin zaten. Evet. Al Pacino'nunki de tam tersi, yorgunluktan çenesi düşmüş bir adamı oynuyor. Sürekli konuşan böyle, millete laf atan böyle huysuz bir adam gibi zaten öyle rolü oynamış. İkisi de çok farklı yorumlamalar aslında. Ama hikaye birebir aynısı. Yani hafızayı, zamanla oynamayı, kurguyu bu kadar seven bir yönetmenin aslında yani kendi tarzıyla alakası olmayan sade düz bir polisiye. Ona göre bakarsam sadece atmosferde dediğim gibi çok mavi puslu bir atmosferi vardı. Bir oraları hatırlıyorum. Özellikle yani çok aslında aklımda imajlar da bırakmayan bir film Insomnia. O kadar bir Christopher Nolan filmi olarak senin beklediğin sinemayı da sana vermeyen bir film. Yani kendisi bir kimlik oluşturmuş, o kimliğinin çok dışında bir film olarak görüyorum ben. Ya zaten film çok sürprizsiz. Filmin başında veriyor olayı ve sonra da karakterimizin bu olaydan sıyrılıp sıyrılamayacağını gösteriyor. Aslında bu tip bir öneriyi Following'de de denemişti ama Following'de bunu farklı, sürpriz bir senaryoyla kotarmıştı. Bu filmde öyle bir şey yok. Sadece karakterin kendisiyle hesaplaşmasını falan gösteriyor. Zaten Nolan'ın yarattığı fark olarak şey diyebiliriz. Karakterin içinde yaşadığı derinlik üzerinden bir gerilim karşımıza çıkartıyor. Halbuki normalde gerilim filmlerinde işte aksiyon olur, bir şey olur. Oradaki kötü karakter gerilimi yaratır. Burada ana karakterimiz kendi kendine bir gerilim yaratıyor. Ya ben başarısız bir film değil bence. Yani baktığımız zaman tabii ki Nolan'ın o kadar şaşalı senaryoları ve filmleri içerisinde en gerilerde kalıyor. Uyarlama olarak ben mesela eski filmi o kadar hatırlamıyorum. O yüzden birebir karşılaştırmalar yapamayacağım bununla ama orijinalinde de böyle miydi bilmiyorum. Hani burada en azından o zaman için izlediğimde Robin Williams'ın kötü adamı bir farklı gelmişti. Onun bir sunuş biçimi yani. Bayağı farklılar. Evet. Robin Williams'ın karakter zaten şey gibi böyle, sanki suç işlememiş bir karakter gibi bir tipi var. Zaten böyle rahatsız edici bir tarafı da yok Robin Williams'ın. Ama orijinal filminde çok rahatsız edici bir karakter var böyle. Adam sürekli konuşuyor böyle, taciz ediyor, tehditlerde bulunuyor. Böyle ahlaksız, yani kötü adam olduğuna inanıyorsunuz direkt İskandinav versiyonunda. Zaten şey yorumlamalarına da bakarsak, Al Pacino'nun karakteri işte geveze demiştim. Bunun dışında ahlak bataklığı ve suçluluk üzerinde sıkışmış bir Al Pacino görüyoruz bu karakterde. Halbuki Stellan'ın karakterinde sessiz ve iş bitirici bir karakter görüyoruz. Burada Stellan'ın
yaptığı ahlaksız davranış karşısında bunu örtbas etmeye çalışan bir karakter olarak bize sunmuşlar. Yani suçluluk duymuyor, sadece yakalanmamak istiyor. Böyle bir karakter. Al Pacino tam tersi. O verdiği suçlulukla yakalanmamak konusunda değil, vicdan hesabı yapıyor kendisiyle. Böyle bir ikilemde farklılıklar görebiliriz. Çünkü Nolan'ın yorumu daha farklı burada. Bir de Insomnia'nın işte gerilim filmlerinden farklılık yaratan noktası, filmde çok fazla çatışma sahnesinin olmaması. Yani filmde çok fazla aksiyon sahnesi yok. Daha dingin bir şekilde olayları halletmeye çalışıyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim, iki final sahnesi de biraz değişik olduğunu söyleyebilirim. İkisi de aynı noktaya çıkıyor. Ama film, buradaki olayımız gerilim, cinayet, işte polisiye meseleler değil. Karakterimizin içindeki yoğunluğunun işte kendisi kendi içinde kendini affedebilecek mi? Ana karakterimiz kendini affedecek mi? Tüm mesele bu. Zaten kötü adamın da kendi kendini işte kaçarken öldürmesi, aslında yani kendiken yanlışlıkla ölmesi de bunun tezahürü olarak karşımıza sunulmuş. Bir de şöyle bir ayrıntı söyleyebiliriz. Orijinal filmde Hilary Swank'in oynadığı karakter, işte İskandinav filmdeki karakter, Stellan Skarsgård'a aslında yardım ediyormuş gibi. Sanki bir gizli bir ortakmış gibi olayı çözmede tuhaf bir işbirliği içine girmelerini gösteriyor. Halbuki Nolan'ın versiyonunda bu işbirliği yok. Hilary Swank burada Al Pacino'yu sıkıştırmak isteyen işte dedektif gibi gözüküyor. Aralarında böyle ufak tefek farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Ama Insomnia aslında Christopher Nolan'ın filmografisindeki bana göre en zayıf halkı olarak söyleyebilirim. Çünkü Nolan sinemasına dair çok bir şey yok filmde. Yani bizi heyecanlandırabilecek bir şey yok. İskandinavların işte puslu sisli havasını bize karşı sunmuşlar. Tamam, hikaye güzel ama nereye kadar tatmin ediyor bilmiyorum. Bir sonraki filminde aslında bu en kilit film aslında Nolan filmografisi için. Batman Begins. Burayla hem süper kahraman filmleri minvalinde hem kendi filmografisinin boyutunun hem bütçe hem sinema olarak daha büyüyeceği en kilit film. Bakalım neler konuşacağız. Beklentiler yükseliyor. Evet, Batman Begins ilk duyurulduğunda tabii ki kıyaslamalar, klasik Tim Burton filmleri ve Joel Schumacher'ın filmlerinden sonra nasıl bir uyarlama çıkacak diye düşünüyorlardı. Ve Nolan son derece karanlık bir uyarlama ile karşımıza çıktı. Christian Bale'ın oynadığı Batman karakteri olayın özüne inip karakterimizin tanıtımı gibi bir filmdi aslında. Karakterimizin iç dünyası, yaşadıkları ve geçmişine dair her şeyin birleştirildiği bir yapıda karşımıza yeni bir Batman sundu. Zaten şu an günümüzde de çok konuşuluyor. Yani bu süper kahraman evrenine 2004'ten sonra getirdiği o karanlık ve gerçekçi evren sadece süper kahraman filmlerine değil birçok şeyi, bu Bond filmlerine kadar birçok yapıyı değiştirdi. Ben bu yüzden çok devrimci bir şey geliştiğini düşünüyorum. O zamanlara kadar işte Spider-Man filmleri vardı, X-Men filmi vardı. Bunlar Batman'den önceydi başladığında ve diğer süper kahraman filmleri de hep aslında hani çok fantastik bir zamanda eskiden izlediğimiz o hani günümüz aslında gerçekçiliğinden uzak, gerçekçi bir anlayıştan uzak. Yani kahraman izlediğin şey senin hep bir fantezi, onun farkındasın ama burada hem doku olarak karanlık bir şey getirdi, hem karakterin hikayesine, içindeki karakterlere gerçekçi bir bakış açısı getirdi. Bu açılardan önemli çünkü Batman Begins'e baktığında aslında yani bunu çoğu kişiye söylediğinde hala cevabını veremez. Hani Dark Knight'ta kötü kimdir? Joker. Two-Face var. İşte ötekinde Bane var. Batman Begins'te düşman kim dediğince kalıyorsun. Ya orada da şey var mesela. Evet. Korkuluk var mesela. Evet. Korkuluk dediğin işte insanlara uyuşturucu verip illüzyon yaratan bir kötü karakter. Aslında çok gerçekçi bir karakter. Yani günümüzde aslında bir sürü böyle tipler olabilir. Hasan Sabbah'a kadar gider hatta olay. Onun dışında bir de suikastçı bir Ninja gibi bir şey var yani. Ne denir ona bilmiyorum. Al Ghul gibi bir şeydi adı. Al Ghul işte. Evet. Onun direkt şey eğiten adamdı aslında Batman'e. Aslında burada hani gerçekten şeye çok fazla önem veriyor film. Hani belirli bir süreye kadar gerçekten Batman olmuyor karakter. Hı-hı. Onun o sürecini uzun uzun izliyorsun ve bu Al Ghul'un olduğu kısımlar falan çok karakterin geçmişini dramatik açıdan çok başarılı dolduruyorlar. Bodoslama o zamanki süper kahramanları filmi gibi olaya da almıyorlar. Bir de şey vardı, böyle çocukluk travmaları çok fazla gösterilmez. Bu filmde birazcık Batman'in çocukluk travmalarına giriyor. Bunun dışında işte nasıl Batman olduğunun eğitimleri, nasıl işte bilgiler, eğitim aldığı, nasıl işte kendini geliştirdiği bu tip şeyler gösteriyorlar.
Bu arada Gotham şehrinin de aslında profilini görüyoruz. O dönemin suç dünyası nasılmış, çevreler nasılmış, polis nasıl davranıyor. Bunun gibi şeyler, çok detayları görüyoruz. Batman serisine geliş gibi zaten kötü karakterlerin ve tüm neredeyse tüm karakterlerin gerçek dünyaya uyarlandığını söyleyebiliriz. Çünkü diğer süper kahraman filmlerinde hep bir fantastik bir şey olur ve süper güçler kazanırlar. Burada karakterlerin hiçbir süper güçlü değil. Sadece yaptıkları hareketler ve kendi psikopat karakterleriyle karşımıza gerçekçi bir insan olarak çıkıyorlar. Evet, adam şu açıdan önemli. Yani zamanında öncesinde çekilmiş 4 film başlamışlar. Tim Burton'un bayağı gotik bir yorumu vardı. Joe Schumacher adeta karnavala çevirdi. Bayağı yani... Çocuk filmi gibi oldu yani. Kesinlikle. Ondan sonra zaten hem Batman imajının düzeltilmesi gerekiyordu. Hem Batman evreninin, hem yeni bir Batman. Christian Bale hala en iyilerinden biri bence. Çünkü çok iyi bir oyuncu. Evet. Onun haricinde... Ama gırtlak kanseri olacaktı o sesi yaptığı için. Direkt böyle genizden konuşarak falan Batman'e farklı bir hava katmaya çalışmıştı. Burada da en cesur şey bu oldu. Çünkü şu an hala günümüz Batman haberlerine baktığımızda mesela işte Robert Pattinson'la artık yeni bir Batman gelecek ve baktığında ne kadar karanlık, değil mi, film atmosferine bakıyorsun yani. Bunları aslında Nolan getirdik. Evet, Nolan direkt süper kahraman filmlerin karanlık atmosferini bulan adam diyebiliriz. Yani böyle bir devrimcilik yaptı. Batman Begins mesela çok önemli bir film olarak görmesem de ben bu tip şeylere öncülük ettiği için değerli buluyorum bu şey filmi. Tam tabii denk de gelmiş olabilir de o zaman yine aynı yıllar olması lazım. Bu 2005 işte Bond, Casino Royale ve ondan sonra gelen işte filmlerde karakterler nasıl eskiden mesela şeyse bu işte Pierce Brosnan'ın da Bond'ları anımsa, hı hı, birden Daniel Craig hani kanlı canlı şeyi, geçmişi, ilişkileri dramatik. Hani hem senaryoda karaktere gerçekten aslında bir kan can katılması bu ya. Gördüğün şeyi düz kahraman olarak görürken birden onun da aslında karakter olduğunu, sürece geçtiğini anımsatan şeylerdi. Bunlar o yüzden önemli görüyorum. Bir de yan karakterlere çok önem verdiğini düşünüyorum. Mesela Alfred karakteri normalde sırf uşak gibi lanse edilir Batman filmlerinde. Burada sanki İşte Batman'in ölen babasının yerine koyduğu baba figürü gibi karşımıza çıkıyor. Alfred'le ilişkisini görüyoruz, onlarla şeyini. Bir de hatta Morgan Freeman da burada işte onun teknoloji uzmanı gibi. Hani James Bond filmlerinde de olur ya böyle icatlar, evet, yapan adam. Ya yani onunla da ilişkisini görüyoruz. Böyle yan karakterlere farklı farklı vasıflar vererek onlarla da ilişkisini güzel işleyen bir filmdi. Zaten yeni Batman arabası modellemesi gibi şeyler de filmde aslında günümüz teknolojisine nasıl uyarlandığını gösterdi bize. Yani çağını yakaladı. Diyebilir, evet, miyiz? Diyebiliriz. Evet, ve bundan sonra zaten bu üçleme bitene kadar filmografi gidecek. Yani bir Batman filmi, bir Nolan'ın kendi yapmayı istediği film şeklinde. Batman'den sonra ne olacak derken benim yine filmografisinin en sevdiğim filmlerinden biri The Prestige ile karşınızdayız. The Prestige, Batman'i artık bir üçlemeye dönüştürecek Nolan'ın aslında hani bir kişisel film, bir Batman giderken aslında bir önceki filmine baktığımızda Insomnia'ya yarattığı bir hayal kırıklığını, yani yine Memento ayarında bir film düşüncesiyle düşünürsen, çünkü ben Memento ile Prestige ikisini de aynı oranda beğendiğim bir filmdir. Hatta ben Prestige şeyi olarak bakıyorum. Aslında Nolan'ın yükselme filmi. Evet. Çünkü normalde hani şey oluyor, Insomnia'da biraz düşürdü ya hayal kırıklığını hatta siz. Sonra Batman Begins okey dedi herkes. Sonra bir anda Prestige çıktı. Bu ne acaba diye merak etti herkes. Çünkü aynı sene bir de Illusionist diye bir film vardı. Evet. Herkes bu iki filmi karıştırır o dönemde. Bu iki filme yani o zaman bile daha hani işte Christopher Nolan ya da öteki yönetmen Neil Jordan mıydı? Yani yönetmen filmografisi olarak bir film olarak baktığımda bile ikisine Prestige her zaman daha çok aklımda kalıcı bir film olmuştu. Çünkü yine aslında Nolan'ın kurgusal zekasına dayanan bir film baktığın zaman. İki tane illüzyonistin yani hem iş hem aşk yaşamlarındaki rekabeti üzerinden işleyen bir filmdi. Bunların bütün hepsini dönüşürken aynı zamanda Edison Tesla çekişmesine de değinerek paralel bir boyut da kazanıyordu film. Yani sırf İkisi Yılmaz haricinde.
Aslında burada iyi bir noktaya değindin. Tesla Edison rekabeti de çok fazla. Zaten filmde de aslında David Bowie'nin canlandırdığı karakter Tesla'ydı. Nikola Tesla'yı canlandırıyordu. Burada o dönemin elektrikle uğraşan mühendisleri aslında birbiriyle rekabet ederlerken bir anlamda da onlara büyücü derlermiş. Özellikle Tesla'ya büyücü derlermiş. Çünkü şu an günümüzde bir dahi olmayan şeyleri o dönemin ortamında çok güzel yansıtırmış. Tabi filmdeki Tesla'nın yarattığı, Tesla'nın imkansızı yapması burada gerçeklik sınırlarında yapılan bir şeydi. Halbuki filmdeki sihirbaz karakterimiz burada sahteciliği gerçek gibi gösteriyordu. İkisinin arasındaki farkı da böyle söyleyebiliriz. Nolan için de aslında sinemanın büyücülerinden birisi olarak yorumlayabiliriz bence. Ya bu film özelinde öyle diyordu. Karakteri hatta Bale'ın, Alfred Borden. Yani karakterin ismini o kadar unutmuyorum ki çünkü filminde ulaştığı şeyle karakter hakikaten akıldan çıkmaz bir karaktere dönüşüyordu yani. Ve aslında zaten bir önceki filmde Batman'de beraber çalışmaya başladığı Christian Bale ve Michael Caine yanı sıra bu filmde yine ilk defa Hugh Jackman, Scarlett Johansson, Rebecca Hall. Gittikçe daha A sınıf Hollywood oyuncularıyla çalışmaya başladı ve bunu yaparken yani karanlık hikayesiyle gizem faktörünü son anına kadar gerçekten çok güzel kurmayı başarıyordu. Ki finalinde kavuştuğu şeyle beraber çok sevdiği o sürprizli final kullanımından sonra hani bittikten sonra bile o son kelimeden kafanda bayağı yeni soru işaretleri yaratarak devam ediyordu yani. Bir de Nolan filmlerinde böyle sürprizden çok böyle gizem havası vardır. Evet. Yani tekinsiz bir hava vardır. Direkt sana rahatsız eden bir hava vardır. Bu filmde de bunu görüyorduk. Hatta bu sefer ikisini combo yaparak hem tekinsiz havayı vermişti hem sürpriz finali vermişti. O yüzden Prestige'i aslında biraz Nolan'ın yapmayı sevdiği yapbozlara benzetebiliriz. Zaten tüm filmlerinin yapısında bu yapbozları görüyoruz. Prestige'de bir sihirbazın yaptığı işte sahteymiş gibi görünen bir şeyi gerçekmiş gibi karşımıza sunuyordu. Zaten görsel gücü yani Batman Begins'ten sonra iyice artmaya başlıyor ki çünkü ekibi değişiyor ya artık. Görüntü yönetmeni Walt Pfister, Hans Zimmer'larla çalışıyor. Ve bakarken ya bu film zaten Prestige hem sinematografi hem sanat yönetimi dalında adaydı Oscar'a. Zaten bir dönem filmi olduğu için evet. Sanat yönetmeni üzerine bayağı uğraşılmış bir filmdi. Görsel olarak zaten karanlık tonlar daha fazla kullanılmıştı. Filmde çok direkt sahnede gibi hissediyordunuz. Sürekli gözleriniz sıradaki numara ne olacak diye görünüyordu. Zaten filmde de çok klasik numaraları tek tek canlandırıyorlardı. Aslında geçmişe yönelik, gösteri sanatına yönelik göndermeler vardı. Zaten günümüzün de gösteri sanatı sinema olarak yorumlanabilir. Burada aslında sinemanın köklerine doğru da bir selam çaktığını söyleyebiliriz. Şimdi bu arada Tesla Edison'a benzetiliyor derken şunu da kastediyorum ben. Unutmuş gibi oldu da. Daha çok Edison mesela çok gösterişçi bir adamdı. Sürekli büyük iddialarda bulunurdu. Hugh Jackman da birazcık bu şov yönüyle onu andırıyor içinde. Tesla da böyle işini yapardı sürekli. Sessiz, sakin bir şekilde insanları şaşırtmayı severdi. Böyle çok fazla kibirli bir adam değildi ama içinde kibirli. Ama dışarıya böyle çok fazla kendini ifade edemeyen bir adamdı. Christian Bale'ın karakteri biraz öyleydi. O yüzden benzeştirdiğimiz yan olarak bunu vurgulayabilirim ben. Batman Begins, ardından Prestige. Tam buralar bana göre en yükselme dönemleri. Bundan sonra daha arşa çıkacak The Dark Knight ile birazdan konuşacağız. Hatta konuşalım. The Dark Knight. Süper kahraman filmlerinin Godfather'ı hangi film dersen diye sorulduğunda ilk akla gelen Dark Knight oluyor. Çünkü Dark Knight bir anlamda aslında süper kahraman filmlerin ciddiye alınmayışını değiştiren film olarak söyleyebiliriz. Hatta bir süper kahraman filminin Oscar alacağını hiç hayal eder miydin? Yani Oscar almadı ama en azından içindeki Joker karakteri Oscar alarak bayağı şaşırttı insanları. Çoğu kişi işte oyuncu Heath Ledger'ın ölümüne bağladı. Ölmeseydi Oscar alamaz dedi ama o performans zaten başka bir şey alamazdı yani. Ya zaten o dönemin süper kahramanları dediğim gibi hep başa baş gittiği için yani Spider-Man, X-Men ve Batman.
baktığında genelde hep dinler. Spider-Man serisi en iyi hangisiydi? İkinci filmi hep derler. X-Men'de de X2 o zaman için öyle. Bunda da 2 geliyor ama onların hepsini hani bu bayağı bir popüler kültür şaheserine dönüşüyor artık. Baktığın zaman çünkü 1 milyar dolar hasılatı geçince zaten tişörtleri, merchandise'ları vesaireleri. Zaten bir de şöyle bir klasik söz vardır. Her en iyi süper kahraman filmleri kötü karakterinin iyi olmasıyla öne çıkar diye. Buradaki Joker karakterine ekstra bir parantez açmak gerekiyor. Joker çünkü böyle hiçbir şey için yapıyor. Dünyayı kaosa sürüklemek için yapan ve sürekli paranın değerinin olmadığı ve insanların sürekli işte dünyayı direkt yanmasını izlemeyi isteyen bir karakterdi. Bu yüzden çok özel bir karakterdi. Zaten Joker'in içinde barındırdığı anarşist kişilik direkt seni isyana teşvik ediyordu. Filmde zaten Batman'e hak vermiyordunuz bu. Film izlerken direkt Joker'in tarafında oluyordunuz. Öyle bir performanstı ki Joker kazansa kimse sorun etmezdi bence. Bilmiyorum. Beni oradan açıkmışım. Yani başardığı şey de şu aynı zamanda. Hem film olarak geçtim. Genelde bu tarz şeylerde biliyorsun hani eski performans eskiler her zaman daha çok yüceltilir. Ve işte sonuçta Joker o zamana kadar kimdi özdeşleşmiş? Jack Nicholson. Hani efsane zaten cepten iyi olmaz. Ki ben Jack Nicholson'ın Joker'ini muazzam bulmuyorum. Ya bu benim kendi görüşüm. O zaman izlediğime göre. Ya Jack Nicholson dönemi 90'lar daha böyle çocuksu bir dönem. Tabii, böyle daha hayal bir oyuncu. O zaman izlediğin için tabii şey olabilirdi. Yani Nolan'ın getirdiği o gerçekçi yorumla beraber bambaşka bir şeye büründü. Bir de 11 Eylül'den sonra Hollywood iyice böyle ciddileşti. Daha böyle karanlık bir tarafa sürüklendi. Mesela Jack Nicholson'ın oradaki makyajını hatırlıyorum. Böyle çocuk filmi gibi. Heath Ledger'ın o hani polislerin araya falan katılıyor bir yerde. O makyajı silmiş tam bir yara yaptığı zaman ağzını yüzünü. O zamanlar bile onu bile nasıl gerçekçi yaptığında ben şok olmuştum o zaman izlediğimde. Zaten Joker'in çocukluk travmaları geçirdiğini bariz bir şekilde karşımıza çıkartıyordu. Zaten karakterle derinliğini veren bu geçmişte yaşadıkları, yaptığı eylemler. Çünkü Joker aynı zamanda hırsızlık da yapıyor filmde. Kuaso sürüklüyor. Etraftaki insanları direkt isyana teşvik ediyor. Zaten günümüzdeki aslında Joker filmi de temellerini bu filmden alıyordu. Yani yine çizgi romandan alıyordu temellerini ama film olarak kıstas aldığı karanlık yapı yine bu filmde mevcuttu. Ve şeyler çok önemli tabii burada. Hani birilerini hep anlatırken sürekli farklı bir hikaye anlatması diyorsun ya. Çocukluğunu diyorsun ama hangisi doğru ya? Hani onu yaparken bir yara izin anlatılış hikayesinde her seferinde farklı bir şey ve benim burada en sevdiğim şey evet Batman aslında benim için bu filmde üçüncü önemsediğim kişi. Hani Joker tabii ki Joker filmi ama Two-Face de çok iyi işleniyor. Two-Face de çok iyi canım. Yani Harvey Dent karakteri o kadar senaryoya adapte ki hani genelde böyle bu tarz büyük süper kahraman filmi hani iki düşman olur ya. Hı hı. O iki düşman olayını en iyi başaran film bence. Mesela bu Spider-Man'de iyice patlamıştı. Kum Adam ve Venom. İki tane büyük şeyi aldın. Ya onlar bilgisayar oyunu gibiydi. Ya burada baktığın zaman o kadar gerçekçi ki hem Joker'in hem Two-Face'in ve dramatik yapıyı müthiş kuruyordu. Bir mesela ben hala Nolan'ın filmlerinde dramatik bir zirve olarak görürüm o sahneyi. Hani Joker'in bir grup suçluyla bir grup şeyi ancak birini kurtarabilirsin. Çok iyi kurulmuş bir dramatik senaryo. Yani sevgilini mi kurtarırsın yoksa başkalarını mı kurtarırsın? Ha, o da var. Aynen. Orada da var ama insanların hani durumun dramatikliği arttıkça. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Harvey Dent karakteri aslında bu şehirdeki en ahlaklı adam, yozlaşmayı yok etmeye çalışan adam, onu bile yozlaştırabiliyorsa, karanlık tarafa çekebiliyorsa zaten Joker'i çok yüksek bir mertebeye çıkartan bir kötülük unsuru olarak kabul edebiliriz. Yani Batman burada dediğimiz gibi şeyde değil. Bir Batman filmi izlediğinde Batman'in ikinci hatta üçüncü plana atılması baktığınız zaman yani zaten çok kişi diyorlar Batman'in filmi değil Joker'in filmi aslında. O zaman bir sonraki Batman filminde de bu Batman'in filmi değil, Bane'in de filmi değil, Robin'in filmi diyebilir miyiz? Onu konuşacağız. O filme dair bu kadar güzel konuşmayacağım ama. Ve bu film şey hani evet Heath Ledger aldı Oscar'ı ama 8 de aldı Oscar adayı olmuş. Evet. Yani baktığın zaman bayağı var. Hatta bir tane daha almış ses kurgusu olacak. Günümüzde de aslında bu süper kahraman filmlerini hani ana şeylere dahil oluşunda yani ilk başarılardan biri Dark Knight aslında. Yine bir Nolan öncülüğü var burada bu konuda. Eleştirilen yanları oluyordu o zaman. Daha çok Dark Knight Rises'da var bu fakat hani
daha sonra kimi okuma yapan kitlelerde çıktığında hani Nolan'ın Batman serisinin aslında bir devlet öğücülüğü, polis öğücülüğü haline geldiği, daha Nolan'ın muhafazakarlığı gibi, onun daha çok Rises'da var bu ama evet, senin böyle bir düşüncen oluyor muydu Dark Knight izlerken? O zamanların kafasıyla düşündüğümde hiç böyle bir düşüncem yoktu açıkçası. Ya ama zaten Batman'in hep bir polisle ilişkisi vardır. Hani ünlü klasik o yarasa ışığıyla çağrılırken aslında polise yardım çağrısı gibidir. Yani 911 ararlar ya genelde. Burada da Batman'i ışığıyla çağırırlar. Zaten Batman de aslında üst polis gibidir böyle. Yani sonuçta adamın süper güçleri yok ve kendi zenginliğinden oluşturduğu tesisatlarıyla insanları kurtaran bir adamdır. Tabii Batman filmlerinin farklı farklı geliştiğini düşünürsek burada motosikletli Batman falan gibi böyle farklı figürler, yeni icatlar yapıyoruz. Zaten Nolan'ın icatları sevdiğini biliyoruz. Bu yüzden de Batman filmleri içinde farklı icatlarda bulunduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda zaten kendi ekibini kurduğu için ben bu Nolan üçlüsü diyorum o zamanlar her zaman. Yani Hans Zimmer, kurgucu Lee Smith ve görüntü yönetmeni Wolfgang Fischer. Yani onların o kadar böyle orkestra gibiler bu filmde. Yani her şeyi o kadar birbirini dolduruyor ki. Yani günümüze baktığında boşa bence demiyoruz süper kahraman filmlerinin Godfather'ı. Sonra birileri çıkıyor, laplar söyleyebiliyor. Bunları siz kendi aranızda konuşuyorsunuz, niye Universal'a yayıyorsunuz geliyor ama. Zaten bunları Universal yorumlarda görüyorum ben. Zaten bu film Dark Knight çıktıktan sonra Marvel bir anlamda karıştı böyle. Biz ne yapalım da bunun karşısına çıkalım diye. O yüzden farklı Marvel filmlerinin bir karanlık atmosfer kurmaya çalışıp beceremediğini gördük. Eline yüzünü bulaştırdığını gördük. Evet. Ama tabii DC'de daha sonrasında buna benzer filmler yapmaya çalışıp yine eline yüzüne bulaştırdı. Bu yüzden de yani Nolan mucizesi diyebiliriz buna. Evet ya, çünkü gerçekten yönetmen faktörü çok önemli oluyor. Ama günümüzde ne bileyim, en azından George Schumacher'vari kazalar yaşanmıyor. Yani o Batman serisi gibi ama. Ya düşünsene, Nolan direkt buz adamı falan koyuyormuş. Ya biraz da devir değişti, çağ değişti o yüzden. Yoksa Matt Reeves de şu an Batman'i karanlık çekiyor. Zack Snyder da aslında Batman Superman Dawn of Justice'i karanlık çekti. Yani baktığın zaman Batman tarafına en azından. O Wonder Woman'lar falan girmeden. Zaten o espriyi de çok yaptılar ya, ben de paylaşmıştım Twitter'da. Karanlıklaşıyor derken görüntü karanlıklaşıyor. Yakında böyle hiçbir şey göremeyeceğiz. Evet. Evet, bundan sonra yine bak hep katıyor. Batman Begins, Prestige, Dark Knight ve bana göre şu an filmografisinin en önemli filmlerinden Inception. O zaman sıra Inception'da. O zaman hadi uyumadan katmanlara geçelim. Sıradaki filmimiz Inception. Evet, Christopher Nolan'ın Dark Knight'tan sonra hangi filmle karşımıza çıkacak diye düşünürken bir anlamda Inception filmiyle karşımıza çıktı ve herkes memnun etti. Yani memnun olmayan sayısı düşüktü bana göre. Şu an günümüzden bakınca hiç öyle gözükmüyor. Hani bazı çıkıyor, kişiler çıkıyor ama o zaman için ben de hatırlıyorum. Sinemadan herkes ayıla bayıla çıkıyordu. Yani neye uğradığını bayağı. Hakikaten o insanların 99'da mı Matrix'ten aldığı hissiyata benzer bir hissiyattı yani. Evet. Sanki yeni bir şey görmüşüz gibiydi. Evet. Zaten Nolan'ın sinemasının unsurlarını burada tek tek görmek mümkün. Filmde zaten yeni icatlar var. Katman katman ilerleyen farklı farklı aksiyon sahneleri var. Zaten Nolan'ın sinemasında bir de şöyle bir şey var. Nolan efektlere çok fazla güvenmiyor. Bu yüzden de görsel olarak dublörlerle işte bulabiliyorsa farklı farklı savaş aletleri, bilmem neler. Bu tip şeyleri işte gerçek anlamda halletmeye çalışıyor. Bu yüzden büyük işçiliklerin döndüğü setlerde filmlerini kotarıyor. Inception'da bunlardan birisiydi. Karakterlerin uçuşları iplerle bağlarak uçuyorlardı falan. Hiçbir görsel efekt, çok az görsel efekt kullanılmıştı. Filmde zaten kurgusuyla film öne çıkıyor. Çünkü katman katman gittiği için tek tek farklı farklı bağlamlarda seyahat etme fırsatı buluyorduk. Ya mesela kurguda en filmi, saygı gören filmi belki Memento olabilir. Hani görülen, fakat benim en sevdiğim kurgusu bu Inception. Yani katman katman olayına gireceğim birazdan. Batman Begins nasıl bir önemli bir şey aşılıyorsak, şimdi Inception aslında bana göre
Nolan'ın dönüşümü üzerine en önemli film. Çünkü Batman'leri kenara bıraktığında Nolan'ın öncekilerde kalan filmlerini düşün. Hı-hı. Memento, Following, Prestige, Insomnia. Burada artık hani gerçekten onun bütçeyi bulunca burada artık sineması da çok büyük olmaya başlıyor. Yani o film bu film, Inception. Ben tabii bunu çok o zaman da olumlu görüyordum, bu geçişini. Çünkü aslında kafası, kafa yapısı yani canının onunla düşündüğü şeyler hani bütçe arttığınca aslında daha da geniş düşünmeye başladı ve bu rüya olayını konuştuğumuz gibi Following'den, Memento'dan beri kafasında olan şeydi. Onu sadece büyüttü. O Memento'nun bellek üzerine kurulu yapısını burada bayağı rüya içinde rüya katman katmana çevirdiler. Zaten filmde şey vardır ya, ünlü Freud'un bilinçaltı, işte ya da bilinçüstü de deniyor bazı açılardan. Onu burada görebiliyoruz. Yani insanların geçmişinde olan olaylar, yine bellekle alakalı bu tip olaylar rüyalarında farklı olarak insanların karşısına çıkıyor. Zaten filmde bir karabasan gibi kullanılan Marion Cotillard karakteri vardı. Onunla ilişkisini zaten filmin duygu yoğunluğunu da üstlenen bir ikilem olarak gözümüze sokuyordu film. Öyle ve şey, ben bunu söylüyorum hani bizim son TNT eleştirimizden sonra bize şeyler gelmişti işte hani Nolan'la eleştirilmeyecek yerden eleştiriyorsunuz, Nolan aslında öyle çok dramatik yapı olan değildir, olaya odaklanır diye, alakası yok. Bunu az önce Dark Knight'ta da konuştuk o sekansta ve Inception çok önemli. Yani karakteri ciddiye alman, baştan beri Cobb karakterini takip ediyorsun ve kırılma anları hep Marion Cotillard'da olan karakterdeki dramatik yapısında. Yani o kadar, o dramatik yapı orada çok fazla var, kullanılıyor. Rüya gerçek ikilemini alıp o senin dediğin bilinçaltı üzerinden, o zamanlar tabi araştırmalar yapardım. Hı. Lucid Dream tekniği. Bu Lucid Dream'i kullanarak hani rüya inşaatı kavramlarını sorgulamaya açarken hani rüya inşaatı, bu rüya hırsızlığı ya da rüya casusluğu böyle içinde bir sürü farklı kavramlar çıkartıyor. Çünkü katman katman oluştuğu için her katmanda ayrı bir şey ve şunu seviyorum yani Inception'da en dramatik açıdan benim bulduğum fikir ya birinin zihnine gideceksin. Zihnine gireceğin şey yani katman katman her şeyi hem sanatsal açıdan hem örüyorsun ve olay şey yani kişinin fikrini değiştirmek ve bunu bir baba oğul ilişkisinden kurmak. Yani daha sonraki filmlerinde mesela baba kız kullanacak. Burada baba oğul kullanıyor. Çok dramatik noktaya açılacak bir şeyi yani aksiyonu da çok tabii kullanarak, sürekli kullanarak ve bunu da normalde müziği bir kullanıyorsa üç kullanarak. Görüntü aksiyonu bir yapıyorsa üç yaparak bütçe bol olunca boldan sallamış ama bunu bir klasik haline getiren de bu tercihleri olduğunu düşünüyorum burada. Bir de rüyanın katmanı değiştikçe böyle saniyeler, zaman geçişleri de daha yavaşlıyor ya. Sen Interstellar'da da bu dünyalarda gezerken olmuştu. Evet. Yine böyle birbirleri bağlantılı şeyler bulabiliriz. Üç katmanı da izliyorsun. Üçüncü katmanda olan bir şey birinci katmanı hani ana şey ilk katman olduğu için araba çünkü gidiyor. Arabanın her sarsıldığında üçüncü katmanda senin asansörde sarsılman, oraya savrulman ve özellikle o Nolan'ın buluşu dediğimiz şey yani Inception'da mesela Joseph Gordon-Levitt'in olduğu otel koridoru sahnelerinde var. O sahneleri yuvarlak bir şey oluşturup aslında bir cihaz gibi bir şey oluşturmuşlar, döndürüyorlar. Yani onu direkt görsel efekti değil. Ya Nolan'ın bir de şeyden de, animelerden de çok etkilendiğini söyleyebiliriz bu film için. Bu film üzerinde evet, neydi o animenin adı? Filmde Paprika'yı bilirsin. Evet, Satoshi Kon'un animasyonu. Paprika'nın pek çok sahnesini böyle direkt kare kare aslında filmde görmek mümkün. Hı. Hatta Nolan kendine özel dokunuşlarla birazcık onu geliştirerek karşımıza sunmuş. Ki mesela Tarantino için bazı sahneleri çalar deriz. Nolan'ın da böyle esinlendiği sahneler olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birisi de işte Paprika filmindeki sahnelerde ama tabii birebir aynısı değil. Sadece birkaç tane sahneyi çaldığını düşünüyorum ben. Burada yine aslında toparlayacağım şey Nolan'ın hala o devam ettiği bellek kurgu ilişkisi. Memento'da bakarsan Memento'nun çok daha büyüğünü düşünüyorsun ve şey burada da kurguda bence getirdiği yenilik izlediğin sürece kurgunun akışında hani sürekli senin aslında takip etmeni zorlaştıracak şeyler var. Evet de üç katman olduğu için bir genel filmin kurgusu var. İki, her üç katmanda ayrı bir kurgu var. Dört,
Takip edeceğin finalle beraber 4-5 tane ayrı şey aslında takip ediyorsun. Bu da izlemeyi normalde çok zorlaştıracak bir şey olmasına rağmen tabii bunu aksiyon yönünü çok güzel harmanlayarak aslında bir yine popüler kültür filmi haline getiriyor Inception. Bir de Nolan'ın mesela çok fazla kişinin sevmediği bir açıklama bölümleri var. Evet. Nolan bu filmde bunu özellikle insanın gözüne soka soka yapıyor böyle. Ellen Page miydi? Evet. Ellen Page'in mesela Leonardo DiCaprio'nun anlattığı bir sahne var. Bütün olayları bir noktada filmin 4/2'lik bölümünde, ikinci bölümünde baya baya açıklıyor filmde neler olacak vesaire olacak. Bunu uygulayacağız diye sonra başarabilecekler mi diye filmi devam ettiriyorsunuz. Film bu anlamda aslında bilim kurgu öğeleri kullanılarak yaratılmış bir hırsızlık filmi, soygun filmi diyebiliriz o açıdan. Evet. Şöyle de bir tarzlık var. Inception'da zamanında bu görmüş. Hani ilk başta bir o Ellen Page'in girdiği yani 40 dakikalık bir dönemece aslında olayı, dünyayı anlattı bunu. Şimdi Tenet'te de anlatmadı diye eleştiriyorlar. Anlatmadı, bir şey anlamadık. Orada da anlattı, her şeyi anlattık, biz salak mıyız? Bu aslında hani bu şeyi sevmiyorum. Ben Inception'daki anlatımı da keşke Tenet'le de olsaydı ki filmin içine daha rahat girebilirdik diye düşünüyorum ben. Nolan bence şöyle düşünüyor. Ben olayı açıklayayım, sonrasında siz koltuğun sırtınıza yaslanın ve görselliğin keyfini çıkartın gibi bir noktaya varıyor olay. Bu son Tenet'te bunu yapmadı ve bu yüzden de insanların ikiye böldüğünü düşünüyorum. Bu filmde mesela açıkladı ve görselliğin keyfini yaşadık. Bu filmi ben soundtracklerinin de aslında zirvesinde gördüğüm film. Yani gerçekten her bir müziğini bu kadar hatırladığım, hala hatırladığım baş film. Baş film Inception. Ya mesela şey vardı, Richard Crosberg'in rüya teorisi vardır. Evet. O teoriye de uyan bir film aslında. Mesela yani kendimizden de düşünelim. Rüyamızda işte rüya görürken rüyanın ortasında bir ayrıştırıcı faktör geldiğinde rüyamız bir anda çökmeye başlar. Yani dreams collapse. Hatta rüyaya geri dönmeye çalışırız ama bir türlü dönemeyiz çünkü oradaki bütün temel taşlar aslında gitmiştir. Rüya atmosferinden çıkıp gerçekliğe doğru ilerlenir. Hatta şöyle bir şey vardır. Yüksek bir noktadan düştüğümüzde aslında rüyalarımızda her şey böyle slow motion olur. Yavaş yavaş düşersin böyle, aniden düşmezsin. Zaten bu düşmelerin sonucunda ölüm olursa da uyanırsın. Böyle teoriler var. Bu yüzden bu teorileri Inception'ın iyi irdelediğini düşünüyorum. Sinemaya güzel uyarlanmış bir akılda kalıcı sahneler yaratmış. Sadece şimdi tabii günümüzde pandemi döneminde tekrar vizyona girdiği için IMAX'i 10 yıllardan sonra izlediğimde ben hala bir klasik olarak görüyorum ama şey gelebiliyor yani o ilk izlediğinde her şey böyle çok sana devasa geliyor ya, izlenen şeyi aslında sanki bir miktarlık bir eskimişlik var gibi şeyinde görsel olarak. Çünkü o rüya evrenine falan girdiğinde hani yani Nolan mesela onu şu an yapsa çok daha farklı yaparmış dediğin görsel hamleleri var. Şeyleri kastetmiyorum. Joseph Gordon-Levitt'in o zaten sahneleri hala müthiş ama tasarım aşamasında, production design, yani çizim bazı şeylerin farklı olabileceğini hissediyorsun. Bir de finalini düşündüğümüzde aslında final de en muğlak finallerinden birisidir aslında Nolan'ın. O işte ünlü topaç sahnesi vardır. Aslında bu son sahne insanların rüya mı yoksa gerçek mi diye tartıştığı çok çok popüler bir sahne olmuştur. Peki sence bu rüya mıydı, gerçek miydi? Ya tabii ki gerçekti. Yani rüya değil mi? Ya ikonik bir sahne, çok şey verdi ama daha sonra tabii yönetmenler çenelerini tutamıyor. Bunun üzerine şeyler de yayınlandı. Hani sahne rüya mıydı, gerçek miydi aslında? Hani evet buydu buydu demese de Nolan'ın açıklamalarına baktığında aslında gerçeğe gibi giden cevapları var. Yani sonuçta aslında ben yönetmenlerin hiçbir şey dememesi tamamen izleyiciye bırakması taraftarıyım. Sen söyleme neyse. Ya zaten Nolan'ın öyle bir şeyi var. Böyle hayranlarının çok güzel bulduğu detayları güzel güzel çürüten bir yönetmen. Hatta Tenet'te de herkesin böyle ooo böyleymiş şöyleymiş dediği bir detayı çürütüyor. Onu Tenet bölümünden söyleyeceğim size. Inception'dan sonra bu filmde herhalde en çok ödül alan filmi olabilir. Benim en son baktığım 124 ödülü vardı toplam. Farklı farklı eleştirmen bir 4 de Oscar var tekniklerden daha çok. Bir sonraki filmi benim çok hafif suratım düşecek. The Dark Knight Rises. Thank you.
Nolan'ın Batman üçlemesinin son film Dark Knight Rises vizyona gireceği sırada insanlar heyecandan ölüyordu. Bu film ne olacak? Sonunda Batman bitiriyorlar falan vesaire. Bir de en sevilen karakterlerden birisi Bane vardı. Bane'i farklı kılan yan şöyleydi. İlk filmi düşünürsek başlangıçtı o. İkinci film daha çok kaosa sürüklemeye çalışan bir ana karakter vardı. Yani kötü karakter vardı. Burada Bane bildiğin yıkımı temsil ediyor. Tüm film yıkım üzerine kurulmuş. Ve işte Gotham'ın yavaş yavaş yok olmasını izliyoruz bu filmde. Çok karamsar bir film. Ve sürekli acımayan ve yok etmeye çalışan bir Bane'i görüyoruz burada. Güzel bir övgüye başladın. Yani o zamanki beklentilerinle de alakalı şeyler. Şimdi Nolan'ın getirdiği Begins ve Dark Knight'taki hem karanlık hem gerçekçi tavra baktığımda ben Rises'de bayağı hayal kırıklığına uğramıştım. Hani zaten Bane karakterinin yanlış olduğunu düşünüyorum. O ayrı. Onun haricinde iki filmdeki gerçekçilikten çok eser olmayan bayağı hani o zamanki süper kahraman filmlerinin o fantastikliği, abartılığının çok olduğu sahneler bulununca ben seriye yakıştırmamıştım. Yani ondan onu beklemiyordum. Çünkü zaten çok abartılı bir sahneyle başlıyordu. Hatırlıyorum havada başlıyordu. Zaten Nolan evet. filmlerinde dikkat edersen bu böyle görkemli bir aksiyon sahnesiyle başlayıp sonrasında evet. filme bağlıyor seyirciyi. Burada da Bane'in o helikopter sahnesi, uçak sahnesi. Hiç fark var. Mesela Dark Knight'ın açılışındaki o soygun şeyini hatırla. Aslında çok güzel, gerçekçi bir sahne. Öteki ne oluyor dediğin yıkım evet ama yani baktığın zaman Bane ya ben Bane karakterinden her zaman korktum. Hı hı. Yani çünkü yüzü, suratı görünmeyen karakterden her zaman korkarım. maskeyle oynayacak. Çünkü karakter aslında oyunculuğunu oyunculuk olarak engelleyen bir şey baktığın zaman. Zaten Tom Hardy hiçbir şey aday olamadı oyunculukta. Çünkü zor. Zor canım, sesiyle oynadı evet. biraz. Joker gibi bir şey oluşturamıyorsun hı. o yüzden. Peki seni bu film neden hayal kırıklığına uğrattı? Ben söyleyeyim ilk önce. Beni hı hı. en çok hayal kırıklığı atan noktası Batman'i biraz İsa gibi resmetmesiydi. Böyle kendini feda eden, halkı için yok eden. Yani o finaldeki o uçakla gidip işte insanları kurtarmaya çalışması ve insanların umutsuzluğa sürüklenmesi Batman figürü açısından çok da iyi bir imaj sergileyen figürler değildi. Belli ki Nolan burada kendi serisine yeni bir seri eklenmesin diye kendi filmini yok etmek istedi diye düşünüyorum ben. Çok olmuyordu benim için o zaman kadar onunla da. Mesela düz mantıkta en kabul edemeyeceğim sahne bile bu filme ait. Yani Marion Cotillard'ın ölüm sahnesi. Şimdi baktığın zaman hani Cotillard bile gülüyor şu an o sahne açıldığında. Bazen öyle elinizde olmayan durumlar olabiliyor falan diyor. Dışarıda çok büyük görkemli bir mesela sokakta dövüş sahnesi vardı. Ben Batman'le böyle yumruk yumruğa dövüşüyordu. Polisler. Herkes var ama dediğim gibi hem gerçekçilik hem dokuyu yakalayamadığını düşünüyorum ve ben Joker Two-Face denklemini çok sevdiğim için yine tek bir değil de iki katmanlı bir şey bekliyordum. Ben o zaman hep sana söylüyordum yani benim istediğim Penguin ve Riddler'dı. Hı. Şu an mesela Matt Reeves'u başlangıç filmi olarak koyuyor. Yani mesela bu filmin kapanışın Penguin ve Riddler olmasını isterdim. Ya bence senaryo tam olarak oturtulamamıştı diye düşünüyorum. Çünkü 3'te Catwoman da var değil mi? Catwoman da var evet. Yeni filmde mesela Penguin, Riddler, Catwoman var. Ama Catwoman çok kötü karaktermiş gibi gelmiyor bana. Yani ben de kötü olarak adlandırmıyorum onu ama bir şey katıyor. Yani en azından şey katıyordu, Batman Returns'te. Çok ikonikti yani. Hı hı. Michelle Pfeiffer bence daha evet. iyi bir kadındı. Neyse bunu bir sonra konuşuyoruz. Bütün filme baktığında Penguin zaten aslında çok iyi oynandığında oyunculuk performansıdır. Hani hem Penguin'den de bir ödül sezonunda bir Joker yaratabilirdin. Riddler'ı nasıl oynatacağına bağlı olarak değişir. Dark Knight'tan bu kadar da yüksekte olmamalıydı. Çünkü zaten sen bir çıta koymuşsun. O çıtayı yaparken tamamen artık aksiyona yüklenmişsin gibi düşün. Ve sonundaki o seni İsa dediğin şeyleri kastediyorum sanırım. Hani Batman aşağıda tezahüratlar var. Deşi basana diye. Sinemada hatırladığım onlar yani. O tasviri sebebi finalinde de çok aslında romantik bir şeyle bitiriyordu. Yani hiç dokuya uymayan bir evet. bitir finali vardı filmin. Zaten filmde işte o senin dediğin daha önceden söylediğin polisler çok ön plana çıkartılıyordu. Sanki polislerin işte ancak süper kahramanlardansa aslında gerçek
işte güvenlik güçlerinin olayları kurtarması gerektiğine falan vurgu yapıyordu. Zaten Robin'e çok pas veriliyordu. Sanki herkes şey demişti, bu film bittikten sonra Robin filmleri çıkacak falan vesaire diyen çok fazla olmuştu. Çünkü Robin karakteri de çok ön plana atılmıştı. Sanki Batman'in karakteri şeydi böyle, bir efsaneydi ve yeni devretçi karakteri seçiyormuş gibiydi. Bu yüzden de tam böyle net bir şekilde senaryoda uyum olduğunu söyleyemeyeceğim. Çok fazla done koyulmuş ve bu donelerin içine boğulmuş gibi bir hava vardı. Ama yine Nolan iyi çekmişti filmi, bunu söyleyeyim yani. Ya şöyle söyleyeyim, Nolan'ın kötü çektiği herhangi bir film olduğunu düşünmüyorum. Şimdi çünkü çekim dersen eğer hani görsel açıdan bir filmi çekmek, hani teknik anlamda bir şeyden bahsediyorsan ilk filmini falan boş ver. Hani zaten kötü çekemez ki Nolan. Nasıl film çekeceğini biliyor bir yönetmen yani. En iyi bilenlerden bir tanesi. Dolduramadığın zaman içeriğini, doldurduğun zaman bak ne güzel dolduruyorsun Dark Knight'ta, Inception'da, senaryolarda değil mi? Memento'da, Prestige'de. Son Tenet'te yaşadığım hayal kırıklığı da buydu yani. İşini o kadar güzel dolduramayıp sadece ambalaj de kalırsa olay patlıyor. Evet. Zaten filmin bir kısmı da direkt hapishane filmi gibi bir, yani süper kahraman filmlerinde göremeyeceğiniz bir karanlık yapıya bürünmüştü. Sanki işte bu senin dediğin karakterlerin işte tırmanma sahnesi, başarı hikayesiymiş gibi sunulması vesairesi. Sanki şey gibiydi, kelebek filmi izliyorduk. Papilyon var ya. Evet. Ya her türlü bir şey, her yerden bir şey vardı ama bütünlüğü olan bir şey yoktu. Zaten filmin düşüşünün nedeni buydu. Ben yine Batman'in Bane karakteri yüzünden bu filmi biraz daha yüksek notlar veriyorum. Senin kadar böyle düşük notlar vermiyorum ama yine de Nolan filmografisinde bayağı gerilerde olan bir film olarak yorumlayabiliriz. Seni sevmiyorum bey. O zaman bir sonraki filme geçiyoruz. Interstellar. Gözlerim parladı. Evet, insanlığın... Interstellar. Başla bakalım. Interstellar için aslında ilk söyleyeceğimiz şey, işte günümüzde iklim şartları vesaireler yüzünden yok olan bir dünya profili var. Ve buna çağrı yaparak aslında insanlığın yaşayacak bir alan bulabilmesi için farklı farklı dünyaları ziyaret eden bir kurtarıcı. Yine hafif bir İsa figürü vardı başrolde. Tabii bu olayı anlatırken Nolan yine duygusal bağları uzak kalmıyordu ve bir baba kız ilişkisini gözümüzün önüne sokuyordu. Ya Nolan'la bu üst üste başarılardan sonra, yani işte prestijler, Memento'lar, Inception'lar, Dark Knight'lar ya bayağı bir şey yüklenmeye başlamış. Hani sürekli hatırlarsın işte Nolan 21. yüzyılın Kubrick'idir. Hani sürekli bir yakıştırmalar. Dolayısıyla her şey artıyor ve Nolan'ın yeni şeyde de böyle aslında bir bilim kurgu çekecek olması hemen akıllara o zaman 2001 Space Odyssey'i getiriyor. Öyle sürekli bir karşılaştırmaların olduğu bir dönemdi. Bir de Nolan'ın sürekli görselleri saplaması. Evet. İşte ne olduğuna dair hiçbir fikir yok filmde. Sadece dünyanın yok olduğunu biliyoruz. Bilimsel metotları, fiziksel teoriler ve düşünsel yapıyı birleştirerek paralel evren, kuantum fiziği, zaman kayması, 5. boyut, solucan deliği ve yer çekimi gibi kavramlar üzerinden aslında tasarladığı şey destansı bir uzay yolculuğu baktığın zaman. Ve bunları yaparken fizikçilere danışarak aslında gerçekçi noktalardan yola çıkarılarak yapılmış teoriler üzerinden bir senaryo karşımıza çıktı. Bu da o yüzden değerli bir nokta olarak vurgulanması gereken, altı çizilmesi gereken bir şey. Evet, yani mesela gravitiyle falan kıyaslanırdı ya o dönem. Yani gravity'yi Cuarón kendi de diyordu aslında, işte düşüncelerle dolu bir eğlence treni diyordu, yapıyordu yani. Interstellar daha düşünsel derinliği çok bence geniş olan bir film, sadece dalga geçiren mevzusu şeye bağlanınca oluyor işte. Hepimizi sevgi kurtaracak, oraya geleceğiz. Yani hepimizi sevgi kurtaracak derken de ben haklı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta şeyi kastediyor, sonuçta doğayı sevmiyoruz, insanları sevmiyoruz ve sürekli yok ediyoruz, sürekli tüketim toplumunun içinde yaşıyoruz. Bu filmle beraber aslında o tüketim değil de işte beraber herkes bir el ele verirse beraberce bu dünyayı kurtarabiliriz. En azından bu dünya yok olmuşsa bile yeni bir dünyada el ele beraber olabiliriz. Birbirimize destek olursak
daha iyi bir gelecek bizi bekler. Çocuklarımızın geleceği daha iyi olur. Zaten Gravity ile karşılaştırmamız gereken nokta o. Çünkü Gravity şimdi işliyordu. Evet. Ama işte Interstellar gelecek üzerine bir öngörüydü. Yani Nolan'ın en duygusal filmi olduğunu düşünüyorum. Net. Bunun dramatik omurgayı da zaten o baba kız arasındaki ilişkiden alıyor. Ve baktığın zaman ben filmi izlediğim anı hatırlıyorum. Ben ilk 45 dakika aslında böyle bir zaman zaman düşünmeye başladım. Çünkü ilk 45 dakika, hani 45. dakikadan sonra uzaya çıkıyorlardı. Orada bir taşla da bunları uzun uzun izliyoruz ya. Düşmeye başladım, beklentimle ilişkili değildi. Fakat izledikten sonra hani finale doğru geldiğimizdeki 45 dakikaya bakınca anlamadım ki bütün o ilk 45 dakika anlam zaten kazandı. Filmin anlar yeniden anlamını kazandı üretti. Onu görünce tam oldum filme. Zaten ilk 45 dakikası şey gibiydi, hani düşmüş bir boksör bir son maçına çıkacak gibiydi, böyle öyle bir teması var. O kadar güzel, hani başından sonuna her şeyini yazmışlar ki ve bunun vazgeçilmesi mesela bellek kurgu ilişkisi dediğimiz şey özellikle burada belli ettiği yer, bence o filmin aşık olduğum o 5. boyut sekansı da çıkıyor karşısına. Hani hem filmin en duygusal yeri aslında şey benzerliği yapıyordum o zamanlar. Spielberg'in bilim kurgusu var ya, Akıl Intelligence, yapay zeka. Evet. Hatta bir zamanlar bu Interstellar için de bunu aslında Spielberg çekecekti derler bu projeye. Evet, ona paslamışlar sonra. Mesela o yapay zekada Spielberg'in o çocuğun, robotun daha doğrusu annesi babası için o yıllarca yalvardı sekans, hani benzer şeyi aldığımız 5. boyutta da aslında vizyonları farklı yönetmenler ama duygu bağlamında bana benzer geldi bu Interstellar ve Artificial Intelligence. Yani düşünsel yapısı ve uzay gerçekliği konusundaki teorileri bakımından ben aslında 2001'in yoluyla bir nevi konuşabilirim. Çünkü mesela Kubrick'in filmi de gidişatını biliyorum. Hani 2001 zamanında anlaşılamayan diyorsun ya, şeyler geçtikçe, yani yıllar geçtikçe diyorsun ki aradan 50 yıl geçmiş, bak Kubrick bunu 50 yıl önce söylemişti. Hani böyle şeylerin olacağını düşündüğün bir film olabilir. Çünkü çok yorum okumuştum, hani en gördüğüm filmlerdeki gerçekçi kara delik tasviri diye mesela o sekansa. Bunlar, böyle şeyler daha yeni keşfediliyor günümüzde, gelen görüntülere bakarsan. Belki bir 50 yıl sonra yine şu an dalga geçtikleri o 5. boyut şeyi farklı bir anlam kazanacak olabilir. Kazanmayacak da olabilir. Zaten Elon Musk büyük ihtimal öyle bir şeylerle çıkabilirse şaşırmayız. Evet. Zaten bu film için şey diyebiliriz. Nolan aslında kuantum fiziğini basitleştirerek insanlara sunan ve çok basitmiş gibi gösteren bir film. Hatta benim hatırladığım üzere iki film var. Birisi Interstellar. Çok basitmiş gibi gösteriyor bu teorileri. Diğeri de Event Horizon. Evet. Event Horizon biliyorsun, orada şöyle bir teori sunar. Bir kağıda düşünün, ikiye katlayın. Bu dünya, evren şeyi işte, zaman şeyi. Bir tane kalem sokar böyle içeriye. İşte kara delik budur. Zamanı büküp sonradan oradan giriştir falan gibi çok basitleştirerek söyler. Nolan da bunu çok basitleştirerek karşımıza sunuyordu. Zaten pek çok kişiye kuantum dediğimizde, zamanda yolculuk dediğimizde, kara delikler dediğimizde artık Interstellar'ı gösterir oldular. Sanki referans oymuş gibi bir şey oldu. Ya şöyle de oldu. Şimdi ne kadar sevmeyeni varsa gerçekten bir filmin, İzlediğim bir filmin gidişatını yıllar boyunca izlediğin için anlıyorum. Mesela benim o her zaman bizim kanalımızda da hayatımın filmi The Fountain. Yıllar önce hatırlanıyor. Neler neler deniyordu filme. O kadar seviniyor. Aronofsky'nin en kötü filmi, işte ne yaptığını ama anlayamamış, sallamış. Şimdi gerçekten öyle bir kült kitlesi oluştu ki, yani Fountain, ben bir şey yaptığımda Twitter'da şu an kendime ne bileyim yani 100 küsür 200 küsür destekçi bulabiliyorum. O zamanlar bulamıyordum. Şimdi Interstellar'da da benzer bir şey. Mesela anket yaptığın zaman Interstellar'ın o kadar çok destekçileri oluşmaya başladı ki, yani zamanla bence değerini görecek film. Şu an da görüyor bence. O yüzden Interstellar ve Inception'ın Nolan'ın hani blockbuster'a geçtikten sonra kendisine katan filmler olduğunu, yani bunun bir düşüş değil, aksine yükseliş filmleri olduğunu düşünüyorum. En sevdiğim iki filmi de bunlardır bu arada yani. Memento'lar değil, Interstellar ve Inception'dır benim için. Filmde Hans Zimmer'in müziklerini ayrı bir parantez açmak lazım. Çünkü filmde aslında kilise müziğine benzer bir müzik çalıyor karşımıza. Bilmiyorum. Ya bunu şeyle ilişkilendiriyorum. İşte yine burada Matthew McConaughey'in karakterini yine İsa'ymış gibi boyutlandırdığını söyleyebiliriz. Burada tek kurtarıcı, sanki son insan, işte kurtarmak için sonuçta onu gönderiyorlar, insanlığı kurtarmak için. Kilise müzikleriyle işte zamanda yolculuk ederek yeni bir ev ararken
insanlığa dair bir umut olarak, temsil olarak karşımıza çıkıyor. Hans Zimmer de bunu çok iyi vurgulayarak seyirciyi duygudan duyguya uçuruyor. Gittikleri yani dünyalar arasındaki şey de bu filmde mesela onun yenilikçi şey yani senin başta söylediğin artık Capser'e konu olan buradaki bir yıl orada 7 yıl ediyor ve her oraya da çıktıklarında tik tak saat tik taklarıyla evet her tik tak geçen yılları simgeliyor gibi. Burada yine Nolan'ın aslında kendi kurgu oyunlarına oturttuğu, kendi sevdiği stili en güzel uyguladığı filmlerden biri bence. Zaten Nolan'ı özel kılan şeylerden birisi de detayları aslında. Çünkü her filmi incelediğimizde ufak detaylar bulup insanlar sevinebiliyor. Tam sinefillerin aradığı yönetmen. Niye bunu bazı sinefiller itiyor ki Nolan'ı? İlla ana akım film yapınca sevinmeyecek mi? Ya yönetmenler popülerleştikçe belki de insanların çok sevmediği karakterlere dönüşüyorlar. Mesela egosundan çok bahsediliyor. Bence Nolan'ın egosu yapabildiklerini yapabildiği için egosu çok büyük. Yani her yönetmen bunu başaramıyor. Yok ben eminim ya artık günümüzdeki şeye baktığımızda Kubrick şu an günümüzde yaşıyor olsa zaten en son filmi Ice White Shot 99. Şu an filmi yaptığım bak aynı şey diyor Kubrick'in egosu falan diyeceklerdi. Yani şu kavuk devir var ya, sen kavuğu olsaydın onunla verecekmiş gibi duruyor. 2001 gibi film çekecek, Kubrick'in egosu, Kubrick de çok bozdu. Eski Kubrick gibi film çeksin falan. Hiç düşünmek istemiyorum yani. Bir sonraki Christopher Nolan filmi Dunkirk. Dunkirk için aslında savaş filmi diyemeyiz. Savaş korkusu filmi diyebiliriz. Çünkü bir ana karakterin aslında hayatta kalmak için uğraşmasını anlatıyor. Film boyunca zaten bunun sahilden başlayarak denizin içine varana kadar farklı yerlere sıkışıp yaşamla ölüm arasındaki yerde işte savaşın verdiği zulümleri anlatıyor aslında. Yine burada Nolan kurgusunu görüyoruz. Farklı farklı paralel kurgularla ilerliyor. Ben savaş filmi derim düz. Çünkü savaş filmi. Yani tür olarak öyle olduğunu düşünüyorum. Sonuçta öteki türlü bir tür yok. Ve baktığımız zaman Nolan'ın ya Dunkirk az önce bahsettiğimiz hani Kubrick benzetmelerinin yine olduğu filmde. Çünkü Kubrick hep bilim kurgusu var, savaş filmi var. Değil mi? Her türden bir film var. Nolan da öyle gidince şimdi Dunkirk'e savaş filmi bu da Kubrick'in savaş filmi neydi? Full Metal Jacket. Tamam. Yani. Hatta şey de var ya iki tane var savaş filmi. Bir tane daha var evet. Paths of Glory. Paths of Glory. Ya şöyle bir şey var. İzlendiğinde tabii yeni bir görüntü yönetmenine geçti. Hoytaman Hoytaman. Interstellar'da da oydu. Görsel açıdan tabii artık sürekli IMAX kameralarla çok güzel kurmuş planları. Yine baktığım zaman dramatik açıdan, şimdi dramatik bir olay var. Yani kişi bazında bir şey yok. Diğerlerinde her karakterden bir dramatik örnekler verebiliyorduk. Burada yani savaşın ortasında kalan karakter, evet dramatik bir olay olmuş ama karakterlerin hiçbiriyle bir etkileşimin yok baktığın zaman. Hı hı. Zaten çok ünlü isimler seçilmemiş, böyle evet. Daha tanınmayan isimler seçilerek aslında filmin daha gerçekçilik payının yükseltilmesi tercih edilmiş. Zaten filmde Nolan yine eski savaş gemilerini kullanarak yine CGI'lara vesairelere girmeden filmini kotarmaya çalışmış. Ve Nolan filmografisinin özü bile olsa bu kurgular, ben ilk defa bu filmde dedim ki hani bu hikayeye bu üç farklı hani paralel kurgu stiline gerçekten ne gerek var dedim. Hani filmi yormak ve kafasını karıştırmaktan başka bir şey yaradığını düşünmüyorum. Filme hizmet eden bir şey de olduğunu düşünmüyordum. Ama filmin biraz heyecan katkı sayısını arttırmak için, o gerilimi vermek için. Heyecanı her zaman arttırabilirsin. Onu zaten sen Nolan'ın en yoğun volümlü müziklerini barındırdığı filmlerinden biri bu. Dunkirk. Hani film boyunca susmuyor. Her tarafı sürekli gerilim zaten. O geri olayı bilmiyorum. Mark Rylance'ın karakterinin olduğu yerde özellikle. Sadece kafa karıştıran bir şey olduğunu düşündüm bu filmi özellikle. Ya bir de şöyle bir şey var. Normalde savaş filmlerinde şöyle bir şey görürüz. İşte savaş kazanacağız, bizim halkımız kazanmalı vesaire falan yapılıyordu. Bu film biraz öyle bir film değil bana göre. Buradaki karakterlerin hepsi savaşı bitirmek için uğraşıyorlar. Yani halkımız rahat etsin, artık bu felaketten, yıkımdan sıkıldık diyorlardı. Zaten filmin finalindeki bu farklı işte sivil insanların
bu savaşa yardım etmesi nedenleri de buydu. Çocuklarımız, daha fazla çocuğumuz ölmesin. İşte savaşa giden çocuklar hayatta kalsın, hepsini kurtaralım diye bir seferberlik ilan edilmişti. Zaten filmin sonundaki Churchill'in konuşması da aslında bu İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli anlarından birisiydi. Bu yüzden önem taşıyan bir film. Christopher Nolan aslında insanlık adına çok önemli bir konuyu ele almış. Ama tabii çok fazla alındı bu konu ele. O yüzden Nolan farkı olarak humanist bir bakış açısı getirmesi filmin yeniliği olarak kabul edilebilir. Belki ben yine onu da bir yenilik görmüyorum ama humanist yani. Nolan bu filme baktığımız aslında insanların sevdiği savaş filmlerini düşündüğümüzde aslında karakterlerin iç dünyasına çok fazla girildiğini görüyoruz. Savaşa lanet okunan karakterler görüyoruz. Ve sistem eleştirisi yapan filmler daha çok seviliyor. Dunkirk sistem eleştirisinden çok savaşın dehşetini, yıkıcılığını, insanları mahvedişini işlemeye çalışmış. Bu yüzden mesela kurgu numaraları falan film hareketlendirmek için daha çok filme dahil edilmiş. Bu yüzden de insanlar biraz hayal kırıklığına uğradılar film izlerken. Çünkü Nolan'a alıştığımız şaşalı, gösterişli hikayesi olan filmlerine çok alıştılar. Sürekli şaşırmayı isteyen bir seyirci kitlesi oluştu. Dunkirk daha sağlam temelleriyle daha tarihe sırtını dayayan bir film olduğu için Nolan filmografisinde farklı bir noktada durduğunu söyleyebiliriz. Yani ben de nereden görecektim diye düşünürken seni hatırlatmış oldun. Evet, dediğin doğru. Yani Nolan filmografisinde esas sevdiğim şey o aslında gösterişli olmayan yanı hikaye dedin. Evet. Hı. Yani film çünkü çok gösterişli. Dunkirk. Evet. Ya ben zaten seviyorum. Nolan aslında gösterişiyle benim problemim yok. Yapabiliyor, yapıyor. Senaryo bazında ve karakterler bazında evet, etkilenmeme sebebim büyük oranda ondan. Senaryo yine aslında Nolan'a göre düz, sadece onu zaman oyunlarıyla düz değil bu gibi gösteriyor ama düz. Yani olay çünkü yaşanmış bir olay ve aslında bana göre Nolan'lık bir tarafı yok. Düşünürken bunu, ha ben bunu böyle yaparım demiş büyük ihtimal, yapmış da. Ama bir Nolan filmografisine baktığımda beni tatmin edecek bir Christopher Nolan filmi olarak ayarlanmamış ve bir sevmediğim sahnede şeydeki gibi Dark Knight Rises'daki ölüm sahnesini diyoruz ya, burada da Barry Keoghan'ın teknedeki ölüm sahnesini ben çok komik buluyorum hala. Onu da bilmiyorum, bu ölüm sahnelerinde bir şeyler yapması gerekiyor ve o karakteri hani orada üzülmen gerekiyor, acıman gerekiyor ve hiçbir şey hissetmedim. Bunu da senaryoda o şeyi kuramamasından kaynaklı düşünüyorum. Çünkü normalde üzülmen gereken bir sahne fakat karakter o kadar umurumda değil ki açıkçası bir şey hissedemiyorum. Ya bir de o paralel olarak kurulan, 3 tane paralellik kurulan işte bölümleri de şey için, aslında kısa bir zaman diliminin içindeki savaşın durumu, oradaki sonuçta savaş pilotlarının kısa bir dönemde fark yaratmaları gerekiyor, onu göstermeye çalışmış. Bir yandan hayatta kalmaya çalışan bir er diyelim, işte erin savaştaki, hayattaki mücadelesini gösteriyor. Üçüncü noktada da aslında çok daha geniş kapsamlı bir bakış açısıyla bakarak savaşın dışarıdan görünen ve işte savaşın dışında kalan kişilerin nasıl bir savaşa katkıda bulunabileceklerini gösteriyorlar. Hani bizim de Kurtuluş Savaşı'nda vardır ya böyle halk işte mermi taşıdılar, nene hatunlar vesaireler falan. Ya o gibi savaşın arka planında dönen olayları da göstermek istemiş. Ya farklı paraleldeki kurgunun nedeni de aslında farklı zaman dilimlerinde insanların nasıl gerilimler yaşadıkları, nasıl zorluklar yaşadıkları ve bunları nasıl çözümler bulduklarını daha böyle seyirciye izlerken yaşatmak istemiş. Bana yani göre başarılı. Üst üste Nolan'ın çıtalarını saydık. Onlardan sonra düşündüğünde Nolan çıtasına göre yaşanan bir hayal kırıklığını da ben de yaşamıştım. Fakat buna rağmen Dunkirk benim de çok keyifle izlediğim, hatta sinemada iki kere izlediğim bir film. Zaten gün geçtikçe daha da değeri artan bir film bana göre. Böyle savaş filmlerinde bayağı kötü savaş filmleri izledikçe evet. Gittikçe değeri artıyor Dunkirk'ün. Çünkü Dunkirk bayağı uğraşılmış, üzerinde düşünülmüş bir savaş filmi. Yani bir sonrakine geçeceğiz. Bir sonrakinde de hayal kırıklığına uğradığım fakat bu sefer sevmediğim son filminden bahsedeceğiz bir sonrakinde. Anlamamışsındır. Evet. Tenet. Tenet.
Şu an herkes Tenet konuşurken en son zaten aslında Tenet film incelememizi izleyebilirsiniz. Orada aslında daha uzun konuştuk. Burada daha kısa konuşacağız. Burada yine bir yönetmen dosyasının tüm filmografisini yaptığımız için Tenet'ten de bahsedelim dedik. Halbuki yeni konuştuk ama özellikle merak edenler Tenet film incelemesine de göz atabilirler. Karakterleri seviyorum. Bak karakter değil. John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki ve sonradan giren Aaron Taylor Johnson. 5 tane bağ kurabileceğin karakterim var. Hiçbiriyle bağ kuramıyorsun. Başından beri kuramıyorum. Hiçbir karakterin yol aldığı senaryo düzleminde hareketini, ne yapacağını merak etmiyorum, istemiyorum. Onların şeyine giremiyorum. Yani hepsi duygusuz. Hepsi duygusuz ve gerçekten bunun sebebi senaryoda bu sefer Jonathan Nolan'ın olmaması mı bilmiyorum. Bunu yazanlar oluyor. Jonathan Nolan bu sefer senaryoda yok. Bunu yapınca Nolan aslında fragmanları falan izleyince hani tabii ki farklı bir şey ama hani Inception vari bir hikaye, daha büyük bir hikaye düşündü. Tabii ki burada konu farklı. Hani zaman yolculuğu mu? Aslında çıktı Nolan dediğin zaman yolculuğu filmi değil ama hani vesaire. Ya bir de en büyük eleştirilerinden birisi de Nolan'ın hikayesini açıklıyor direkt, konuyu açıklıyor derler. Burada açıklamaya çalışmıyor mesela. Bahsediyor ama açıklamıyor. Evet. Teorilerden bahsediyor ama teorilerin çoğu zaten bilinen teoriler. Mesela yeni Dark diye bir dizi çıktı. Evet. Dark da zaten onu anlatıyor, filmin anlattığı şeyi. Hı-hı. Filmde mesela şey var, gelecekteki insanların aslında geçmişten intikam diye yorumlayabileceğimiz bir nokta var. Yani intikam bu mu? Ya bir de o anlamadığınız denilen yerlerde finaldeki o şeyden sen daha iyi ifade etmiştin, soy ağacı gibi dediğimiz. Yani biz onu incelemede bahsetmedik. Ben gerek bile görmüyorum çünkü ya bütün filmin bütününü, yani son yarım saatine gelene kadar hiçbir şeyle bağ kuramayarak geliyorsan, ondan sonra senin soy ağacında söyleyeceğin aslında şu şuymuş, aslında bu buymuşum, bir filmi iyi yapacağına inanmıyorum. Evet, soy ağacındaki karakterlerin aslında buymuş yani gibi detay bunlar. Yani detaydan belki zevk alabilirsen, bu arada Christopher Nolan yine oyunu bozdu bence. Bir röportajında direkt şey dediler. İşte bu Sator karakteri var ya, evet. Sator'un oğlu aslında Robert Pattinson'muş gibi bir şey, teori sunuldu. Nolan dedi ki ben böyle düşünmüyorum ama siz düşünebilirsiniz dedi. Yani sonuçta farklı olasılıklar mümkün. Sonuçta bir zamanla ilgili bir filmde işte çekiyoruz. Böyle bir olasılık olabilir. Ama ben onu düşünerek yapmamıştım dedi. Burada getirdiği yenilik Nolan'ın her filmde bir yenilik olduğuna göre aksiyon sekanslarının çekiliş biçimi. Yani geriye doğru. Hı, buluş yani ama evet. Onu da Memento'da yaptı aslında. Ama bu tabii direkt aksiyon sekansı olduğu için patlamalı çatlamalı büyük. İzlenmesi izleniyor. Yine baktığın zaman Christopher Nolan filmi olduğu zaman belirli bir prodüksiyon kalitesi var. Ve o çerçevede izliyorsun. Fakat yani yakın zamanda da ikisini izlediğin için Inception'la beraber baktığın zaman Inception başından beri seni sürüklüyor. Tenet aynı şekilde ilk yarı hiç işine giremiyorsun. Olaylar bu ne? Yani bir açılış sekansı, çok gaza getirici bir açılış sekansıyla açılıyor film. O açılış sekansından sonra da durup her yerde müziği basıyor fakat en kötü tarafı bana göre Nolan'ın müziği yükselttiği her sahnede normalde bir heyecan olurdu. Bir dramatik bir şey olur, heyecan olur, onda kullanır. Sahnenin ne görsel olarak ne bir şey olarak hiçbir özelliği yokken yine müziği basıyor ve hiçbir etkisi olmuyor. Ya müzik direkt aksiyon başlıyor. Hadi seansa gelin, salonu doldurun ya, bir şey vuruyor. Zaten CIA James Bond filmlerinin zaman bükmeleriyle yansıtıldığı bir film olarak da yorumlayabiliriz. Sonuçta Christopher Nolan'ın Bond'a karşı ilgisi de çok bilinen bir gerçekti. Ve ben çok üzüldüm. Yani kötü adam karakterini gör. Artık o kadar fazla haklı olarak bence esprilere konu olacak ki işte Çukur dizisi kötü adamı gibi falan. Ya ATV'de herhangi bir dizide oynayabilir. ATV Gece 3. Yani Kenneth Branagh'ın kötü adamı bence hem çok kötü yazılmış hem de iyi oynanamamış bir karakter. Bir de o Rus aksanı falan çok karikatürizeydi. Yani çok kast seçimi olarak da yanlış görüyorum. Yani üzerine 10-15 tane farklı Hollywood oyuncusu seçilebilir. Bir de protagonistle Debicki'nin karakterinin aşk hikayesi hiçbir şekilde insana geçmeyen bir hikayeydi. Hiç bu yansıtılamıyordu. Zaten aşk hikayesi yoktur bile diyecektin, aslında var, anlatamamış. Zaten yani. Sator'un çocuğunun da aslında ikisinin çocuğu olduğu falan gibi teoriler, bir sürü teoriler. Zaten teori kurmak için yapmış Nolan birazcık. Zaten filmdeki mesaj güzel.
Nolan yine çok iyi çekmiş filmini. Görsel buluşları, özellikle kamera arkalarını izleyince bayağı ters hareketler yapmak için uğraşan, koreografi için uğraşan bir sürü insanı görüyoruz. Bu tip işçiliklere falan zaten takdir ediyoruz. Zaten Nolan klasmanında, Nolan altını çiziyorum, Nolan filmografisinde daha alt kısımlarda kalıyor. Yoksa Nolan yine zaten kalitesi belli, her şey belli. Zaten biz filme kaç verdin puan sen? 6. Ya 6 diyorsun, ben 6.7 mi verdim, 6.5 mi verdim? Yine 6.5 vermişim yani. Evet. Kötü dediğim bu yani. Kötü değil yani. Nolan filmografisinde ya kötü. Değil ama şimdi Nolan'dan da Nolan'lık film bekliyorsun artık, tamam mı? O şeyleri geçtin, sen üzerinden kaç dönem geçirdin? Batman'ler çektiğin, Inception'la Interstellar, her seferinde bir şeyler atlayıp sonra gelip çok çok orta seviye, ona göre vasat bir film çekip de olur öyle şeyler gelmiyor bana. Yani aslında bu kadar da belirli bir süredir hayal kırıklığı yarattığı söyleniyor. Dolayısıyla daha eski gücü filmler bekliyorum ben. Ya bir de artık günümüzde Predestination olsun, ne bileyim, bu tip filmlerle aslında zamanda oyunlar çok fazla işlendi. Bu Grandfather teorisi vesairesi, bunlar çok fazla işlenen konular yani. Yenilikçi bir şey değil. Bize sanki şey gibi, yıllar sonra işte Fight Club izleyip çok iyi filmdi abi diyen kişiler gibi geliyor insanlar. Bu Tenet'i işte övülmesi biraz kötü çünkü çok demode fikirler var aslında içinde filmin ve daha önce işlenmiş konular var bana göre. Yani dünyayı yok etmek isteyen fikri artık sıkıldım yani. Aslında kötüler iyiymiş. Bu tip şeyler heyecanlandırmıyor beni. Yani Tenet eli yüzü düzgün ama beklentilerimizin çok altında kalıp bizi hayal kırıklığına uğratan bir Tenet'le karşımıza çıktı. Bitirdik sanki Christopher Nolan'ın 11 filmografi çok uzun oldu. Umarım doyurucu evet. Oldu. Ana akımın kralı Christopher Nolan'ın filmografisinin sonuna geldik. Yoruldum ama umarım değmiştir. Yani izleyenler altı gerçekten herhangi bir filmin filmografi hakkında, videomuz hakkında her türlü yorumunuzu bekliyoruz. Hatta şey, beğendiyseniz beğeniniz de yapın. Çünkü beğenince siz daha top trendlere çıkıyor. Daha böyle işte daha çok kişiye ulaşma imkanı buluyoruz. Yani top trend'e çıkmayız biz. Sonuçta underrated bir kanalız da. Evet. Film, yani Nolan filmografisine kadar görüşleriniz varsa bunları bize yazarsanız seviniriz. Çünkü biz okuyup onları sizin fikirlerinizle öğrenmek istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hatta bu çanı da işaretleyin ki biz film yüklediğimiz zaman size uyarı mesajı gelsin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir yönetmen dosyasının da sonuna geldik.